arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma, müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin hocam, sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor, yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana, senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Soyunayım mı? Arkadaşım. Ortala seyirciyi, ortalama bak. Yani hayır öyle değil. Üstle altı sanki iki tarafa birden bakıyormuşsun gibi bak. Anladın? Ama ağzını burnunu yamultmadan. Normal. Normal. Ama ortaya. Yani üst taraf desin ki A bize bakıyor, alt taraf desin ki A bize bakıyor. Üst taraf size mi bakıyor? Hayır mı? Alt taraf size mi bakıyor? Evet. Üst taraf? Aynı. Olmuyor işte. Evet arkadaşım. Çağırıyorsun, hemen başlıyoruz olayla. Canım gel. Onu değil ya. Değil, sen gel. Arkadaşım. Hep komple gel, ben oraya geçeyim. Hayır. Komple çıkalım. Ya sahnede çay teklik için misin sen? Sahnede? Teklik misin? Teknik. Çiftlik değil, çift değil. Pardon. Dur, seyirci bir dur. Teknik. Ya dur, sen de gaz verip durma seyirciye. Alıyorsun gaz burada arkana. Oyun bitince hepsi gidiyorlar evine. Kalıyoruz ya, bize baş mi gelsinler? Arkadaşım bak, işkembeye doldurur sarımsağı yüzüne hohlarım. Beni dinle bir dakika. Üçlüksünüz sahnede. Birlik sensin, ikilik kim? Üçün bir önü. Hayır lan! İnsan olarak kimin içinde iki? Lan sen birdesin ya. Sen benim gözümde üçsün de. Hani halkın ama vicdanen gözü birim. Ha, vicdanen yani ilk geldiğin için. Oy! Şu müzisyeni çağırsana. Huzurlarınıza minik. Orada hazır. Sen kimi çekiyorsun? Arkadaşım bana bak, etrafla ilgilenme. Burnum feci kaşınıyor zaten. Ne yapıyorsun? İşte sizin şakalar böyle. Benimkiler öyle. Hayır, sen ne yapıyorsun elinden ayağını? Bekliyorum, hazır bekliyorum. Şu an gerginim. Beni niye öyle bekliyorsun? İşte çıtırdatılır ya parmak. Niye? Çıtırdatınca ben mi aklına geliyorum? Mesela hangi parmağınım senin? Seyirci pislik yapma. Hangi parmağını çıtırdatınca beni hissediyorsun? Yayınlayamayacağımız o kadar çok duygum var ki. Hangi parmağın çıtlayınca ben aklına geliyorum? Böyle işaret. Tamam, serçe parmakta kim hemen söyle. Enişten. Bir dakika dursana. Müzisyen sen niye gelip mal gibi oturdun oraya? Ne yapsın adam? Seyirciye selam verdin mi bu? Böyle arada geçti. Artık şey yaptı o. Kafanla güzel iyice şeye, tuşa kadar selam ver. Kafan güzelken selam ver böyle. At mikrofonu arkana. Öyle at, sakın atma lütfen. Evet. Çıkar ceketini. Allah'ım sürekli. Çıkar, şeyi de çıkar, kravatını da çıkar. Kravat yok, papyon var. Kravatını çıkar işte, papyon, küçük kravat. Yanlamasına küçük kravatı çıkar. Hayır, papyonu. Ulan küçük siyah şeyi çıkar. Prodüksiyon. Güvenlik kıyafeti ver buna bir tane. Güvenlik ceketi ver, şapkası ver. Çelik yelek mi? Evet. Cop ver dedim mi sana? Cop'u niye getirdin? O senin hayatın, hediye o.
Aman çoluk çocuk var lan. Yapma çoluk çocuk var lan burada. Ben ne yapayım? Ağzım mı açtı? Evet. Bir de bunun içinde duracağı bir kulübe gibi bir şey verin. Bir kutu falan verin, bir şey verin. Kulübe. SSK falan da verin ya, vermiş ya. Nuri, başka bir şey yok mu oğlum çöp kutusundan başka? Kül tablası yok muydu ya? Karton koli falan yok mu Ilgaz? Karton koli? İçki ismi gibi. Böyle Ilgaz, bir buzlu karton koli ister misin? Ilgaz, ne yapıyorsun içeride? Şey, bunun içine oturup nasıl televizyon izleyecek bu? Job nerede? I have a job. Evet, al bunu kenara. Bizim sitenin güvenlikçisisin. Güvenlikçisisin. Bizim sitenin güvenlikçisisin sen. Tamam, gir kulübene. Gir kulübeye. Hemen sahneye iki tane... İki kişi al sahneye. Hemen iki kişi al sahneye. İki bayan, iki erkek. Bir bayan, bir erkek. İki ya bayan. Fark etmez. Nasıl fark etmez? Biri erkek olsun, diğeri fark etmez. Hoş geldin. Buyurun abi. Buyurun efendim. Evet. İsminiz ablacığım ne? İsminiz Damla. Ne? Efendim? Damla. Damla. Tamam. Ufuk. Ufuk, hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Tamam. Mahmut ve Hatice sizin sitede oturuyorlar. Damla ile Ufuk ya. Ben duymadım, bana ne? Ya ben duydum. Ya onlar da isim değil mi? Ama bunlar da isim konmuş. E tamam, ne fark eder? Ha onun ismi, ha bunun ismi. Nüfusta kayıtlılar, hiç yoktan... Ya bu sahne burası, bir şey olmaz. Senin ismin ne arkadaşım? Ufuk. Mahmut dedim ya, Ufuk. Tamam, Mahmut, tamam. Senin ismin ne? Hatice. Bak, gördün mü? Benim, senin mi? Evet, arabayla siteden içeriye arka arkaya giriyorsunuz. Evet, araba yap. Ufuk, araba yapsana. Yok yok, baştan yap araba. Hayır hayır, Ufuk, bu tarafa gelin. Sitenin kapısı burası. Tam... Aynı araba mı? Bu taraf. Ha? Aynı araba, evet, aynı marka. Hayır sponsor. Hayır. İkiniz de ayrı ayrı araba. Ufuk, sen son sürat gel, gazla önünden geç. Sen niye bu kadar hızlı gidiyorsun diye konuşacaksın. 3, 2, 1. Sen de arkasından yavaş yavaş gel. 3, 2, 1, gir. Kestik. Ufuk inşallah. Arkadaşı. Çocuk pata pata gidiyor lan arkadan. Mahmut değil miydi zaten? Hayır, öyle sen pata pata gidiyor. Yapma şunu. Ufuk, ağzınla evet. Daha büyük yap. Onun önüne geldiğinde öyle bir büyük ses yap ki... ...o kulübenin içinde televizyonu izlerken havaya zıplasın. Sen otur televizyon izle kulübede. Tamam. Sana geldiğince gel şey Damla, tamam mı? Otur televizyon izle. Oturamıyorum. Tamam, izle öyle izle. Otur televizyon izle. Yorum yap televizyona. Ne güzel televizyon bu ya. Hayır, hayır. Müzisyen, kaldırsana şunu. Bir daha düşme. Lan düşüp durma. Evet. Ufuk gel, tam önünde ağzınla büyük ses yap. 3, 2, 1 buyurun. Nasıl gördün o sesi? Ne yapıyorsun? Film seyrediyorum. Ya sen adam önünde arabayı kaydırarak gitti. Tamam da DVD'yi yarın iade edeceğim. Arkadaşım ne olur ya, bir güvenlik ol lütfen. Güvenlik işte, DVD'nin evet. Güvenliği bana soruluyor. Tamam hadi bir daha gel Ufuk. Önünde öyle büyük bir hareket yap ki Ufuk dikkatinden kaçmasın. Mutlaka kendini görmen lazım. Tamam. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Ne yapıyorsun? Başa alıyorum, orayı kaçırdım. Arkadaşım ya, yapma şunu. Ufuk'a girsene hemen. Ufuk gel. Ufuk sen de hareketi büyüt. Kalçanla malçanla vuracaksın mı, ne yapacaksın? Sen silkeleyim mi? Ha? Silkeleyim mi onu? Düşürüp yerini kırma çocuğu. Yok yok. Evet, 3, 2, 1 buyurun. Ağzım. Ufuk sana ne dedim? Arkadaşım, ne biçim güvenliksin? Ya bunun içinde daha ben nasıl görevimi icra edebilirim ki? Ya çık öyle müdahale et. Portatif kenefte güvenlik görevi yapıyorum. Arkadaşım, oğlum büyük kulübe, seyirciye onu büyük göster. İç hacmini geniş tut. Evet, sen de poponla dağları devirme. Gel şuradan düzgün bir daha. Evet. Arkadaşım ne olur tam girerken elinde durdur çocuğu. 3, 2, 1 buyurun. Evet.
Yüzünü göreyim Tolga'nın. Yok, orada duracak. Hayır. Konuş. Hayırdır, nereye? İşe gidiyorum. Lan ne işi, siteye giriyorsun hep de? Ha, pardon. Artık sizde de ne iş yapıyorsa... Ben böyle bir sitede çalıştığımı bilseydim bu işi kesinlikle kabul etmezdim. Evet arkadaşım. Biraz kaba konuş çocukla. Evet, buyurun. Hangi sitede? Kaba konuş. Kaba kaba. Büyük büyük harfleri konuş. Kocaman siteden mi? Ne büyük harfi? Ya adam... lafları büyüt. Ya şimdi bak, önemli, çok önemli bir şey söylüyormuşsun gibi o kadar büyük ağzını açarak çıksın ki. Sen ağzını büyük aç, direkt yemek borusundan gelsin şey kelimeler. Gelmez, o başka yerde. Nefes borusundan gelir o. Buyurun. Hayırdır, ne tarafa gidiyorsunuz? Siteye gidiyordum. Ha, tamam. Ağzını ar... Ağzını... Hayır, hayır. Sen ağzını ayırarak konuş. Ağzını ayırarak konuş benimle sen, ya. Sen. Şapkalı beyinsiz. Ha. Evet Ufuk, an yap şuna. Büyük geçmiş olsun, ne oldu ya? De ki, nereye girebilirim de Ufuk, söyle. Nereye gidebilirim? Nereye girebilirim yani? Nereye girebilirim? Depresyona girebilirsin. Ne yaşadığına bağlı bu, ben nereden bileyim? Arkadaşım, de ki senin dairen non ne? Senin dairen non ne? Numara 28. Numara 28 mi? Evet. Yok, bu 24'e kadar bu sitede. Görüşürüz. Arkadaşım! Küçük site burası. A blok, B blok, onu sor. A blok, B blok. B blok. Hayır, A blok, B blok. Birleşik burası. Hayır değil ya. Ya söylesene, B eksi 4 de ya. B eksi 4. Geldi... Ya Ufuk, sen sitede oturan adamsın. Havalı ol biraz. Posta koy, de ki... Ulan kendi evimize girerken adres mi vereceğiz lan sana falan, evet. Nereye geldiniz? Kendi sitemize geliyoruz, bir de sana adres mi vereceğiz? Zemin kat işte. Sizi hiç yakıştıramadım, sizi 7. kata alıyorum. Buyurun. Hayır arkadaşım! Ben niye böyle, alıyorsun ya? Böyle müdahale etmek istedim. Sen şunun arabasını sokacak yer bul önce. Tatlı bir insana benziyor, zeminde oturmasını hoşuma gitmedi. 7. kata oturuyor. O zaman de ki tamam, 4. kat 2 numarada oturuyorum, o söyle. O zaman 4. kat 2 numarada oturuyorum. Sen nerede oturuyorsun? Hayır hayır, ha, şey Ufuk oturuyor. Evet, söyle, 4. Evet. kat 2 numarada. 4. kat 2 numarada oturuyorum. 4. katta 2 numara olmaz. Ya niye olmasın? 4. kata kadar her dairenin yarım numara olması gerekir. Hayır, lan sana ne? Adam ilk ikisine numara bunu koymamış. Hangi memleketin müteahhiti yapmış olabilir ki? Ya bizim vardı öyle, ne olur sen karışma ya. Orası Çorlu, normal ama bu arkadaşım! Nereye girebilirim sor. Arabayı nereye park edebilirim? Çatıya koy, hemen çanağın yanına. Nereye koy? Otoparka koyacak arabayı. Ya herkesin ayrık değil mi? Altıncı kattakinin ayrık. Oraya koyabilirsin arabayı. Ama geri park et. Niye? Öyle der. Çıkarken rahat olur. Sonra bizlik sabah bir daha yapma. Uğraşmasın. Bizlik yapma, tamam mı? Ağzımı açmadım. Ben anladım. Ha biz sizi anladınız. Hepimiz anlamadık. Biz hiç arkadaş, yapma lütfen. Evet. Evet, gir Ufuk. Sen oraya koy, arkasından kız gelsin. Geri yanaş Ufuk. Evet, gel. Beni de bir yere arabamı koyar mısınız söyle. Sen bakmıyorsun, sen dalmışsın şeye. Güvenlik. Televizyona dalmışsın. Güvenlik. Hayır, hayır. Ha. Televizyona dalmışsın. Heyecanlı heyecanlı. Vur çek, güvenlik vur diyorsun. Güvenlik beyefendi. Güvenlik. Arabamı koyar mısınız? Evet. Damla, ağzını sok camdan içeri. Nasıl yani? Sen arabanın camından çıkar ağzını, sen de camdan içeri sok, konuş. Öpüşüyor muyuz? Hayır. Sen kendi küçük camından ağzını çıkarıyorsun, o da arabanın camından. Ya... Ulan az önce yandan sürgülü yaptın ya. Ama şimdi hanımefendi özel. Orayı açınca cereyan yapıyor. Söyle. Buyurun. Arabamı park eder misiniz? Senin araban değil mi? Ben niye park ediyorum? Arkadaşım! Damla, park ettirir misin diyorsun. Adam senin arabanı niye park etsin? Ay pardon, tamam o zaman. Bana gel gel git git de. Bana yerimi tarif ederseniz hani tam yerleştiremiyorum da. Damla, sahnede niye tepiniyorsun? Tepinme sahnede. Evet söyle. Bana gel gel git git yapar mısın de. Arabayı park ederken bana gel gel git git yapabilir misiniz lütfen? Size asla git git yapamam. Gönlüm hep gel gelden gel. Yana. Evet arkadaşım. Hanımefendiye gel gel yaparken aynen arkadan gelip dan diye çakar şeye. Ufa. Bumcuya inşallah. Ufa. Ufa. Gel gel manevra yap.
O nasıl bir manevra olduğun yer? Nasıl bir arabası var ablanın? Arkadaşım arkasına geçip kızın gel gel desene. Gel. Gel gel komple gel. Hafif sol yap direksiyondan. Sol yaparsan... Bana göre sol. Damla hafif sol yap direksiyondan diyor. Direksiyonu niye cama koyuyorsun? Direksiyonu sol yaparsan arabanın böyle sol yapar. Öyledir hep arabalarda öyledir. Sol yaptığın zaman böyle sol yaptın mı böyle yaparsın şu şekil gelirsin. Sağ yaptın bu şekil gelirsin. Ya gidi sağ bu tarafa. Ya taşırın bu siteden ya. Arkadaşım. Ya uğraşamam bununla. Gel şuraya. Ya ben güvenlikçi miyim otobüsçi miyim? Ya arkadaşım her şeyi bakıyorsun ya. Gel gel git git şuna ya ne olur ya. Evet. Böyle tamam, sol, yap, sol yaptığında ne oluyor? Teker böyle olduğu için sen böyle dönüyor. Sağ yaptın ya, böyle. Ya tamam anladı kız anladı. Gel gel git git. Ufuk evet. Sen de içeriden bağır. Hop 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 derken sana koyuyor. Hop hop. Sağ yaptığına göre bana çarpıyor zaten şu an. Sağ yaptı çünkü. Evet bana... önce sana çarpsın. Damla birden gaza bas. Araba geriye doğru bir fırlasın. Arkadaşım sana bir koysun sonra da Ufuk'a. Evet. 3-2-1. Arabadasın sen. Sen de çok heyecanlandın, bağırıyorsun. O kadar hoşuma gitti ki. İnanamıyorum, çarptım. Ne çok inanamıyorsun? Mal gibi çevirdin, direksiyona basıyorsun gaza. Çok özür dilerim, çok dikkat etsenize. Ya direksiyon hala elinde, arkaya dönüyorsun ya. O portatif direksiyon, her yere taşıyabiliyor. Arabanın markası PlayStation. İn şu arabadan aşağı, Ufuk sen de in. Mahvettin arabamı diye ağlamaya başladı Ufuk. Ya ama arkanızda, ya bir şey söyledim ama siz de bana yardım çok... Ver rakın! Arkana dönme. Ufuk, sen arabam diye at kendini yerlere. Hanımefendi, siz arabamı ne yaptınız siz? Ama beyefendi yardımcı olacaktı. Ya ben yardımcı olurum. Sen... Gel gel diyecektiniz, dur diyecektiniz, demediniz. Bir tanışalım önce, nasıl gel gel diyeceğim. Arkadaşım! Hanımefendi, çok iyi cazgırlık yapın. Evet, senin yüzünden oldu diye. Ben nasıl yüzünden ya? Ne yapabilirim? Benim ne suçum var ki? Trafik ekiplerini arayın. Demedim mi sana girerken? Şunu bana iki dakika verir misin? Arkadaşım! Kız haklı. Hanımefendi elinizden göğsüne vurun yumruk yumruk. Yardımcı olun dedim bir kere. Vur bir göğsüne kere. Göğsüne vur. Bir kere yardım. Siz bekar mısınız? Maalesef. Tahmin ettim. Böyle ablacığım bir... vursana göğsüne göğsüne. Ufuk sen de gel ya, sırtına dur, sırtına vur. Dördü. Kardeşim düzgün göstersene. Düzgün yer ver. Ben... Yerleştir demedim bile. Kapat kameraları kapat. Yine bir... Yayınlayamayacağız. Kapat. Arkadaşım, evet müdahale et şunlara lütfen. Bence bunları aynı daireye yerleştirelim. Bir daire boşa çıkar. Lütfen. Bu arada şey site müdürü de arıyor seni. Evet. Ya bak ne yapacağım şimdi? Adama ne diyeceğim şimdi? Hiç yapacak bir şey yok. Bu böyle şey olur. Siz komşusunuz. Ne yapacak? Hanımefendi hep siz bayanlardan böyle trafik sorunu yaşıyoruz. Olmaz ki ya. Gel buraya. Ufuk, sen ağlıyorsun. Araban gitti, ağlıyorsun. Arabam gitti. Daha yeni aldım. Ben direksi çaldılar mı? Hayır. Ufuk, ağlasana. Dur demedim. Olamaz, imkan. Kestik. Kadın susmuyor. Araba hallolur ama kadını çözemeyiz. Arabada iki günlük işi var otosanayide. Arkadaşım, senin yüzünden oldu ama. Ben ne yaptım ki? Ulan gel 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 dedin kadına. Ya ben gel dedim de 150 ile mi gel dedim? Hanımefendi, daha büyük cazgırlık yapın. Ya nasıl böyle bir şey yapar? Haftaya bunu seyrettiğin zaman kendini daha iyi tanıyacaksın. Çık çık çık. Break break break. Tolgiş Tolgiş yerinde misin oğlum? Efendim abim. Ne yapıyorsun lan? İki saattir yerinde yoksun. Dürbünle bakıyorum sana. Şimdi burada sizde bir kaza oldu. Onunla ilgileniyordum ben. Vay zekalı. Küçücük otoparkta kaza mı yaptırdın lan? Şimdi amirim kadın 200. Şimdi de... amirim falan deme bana. Biraz sonra amirim. Kadın 200'de geldi yani. 200'de site içinde sen de buna müsaade mi ediyorsun? Hayır. Beysiz. Ben de ona sordum hangi yüzle geliyorsun buraya dedim. Daha önce söyledim gelme dedim. 200'de geliyorum dedi kadın. Hızlı geldi yani. Çabuk barıştır yerlerine yolla alkışlarla. Teşekkür ederim. Olayı çözeceğimize inanıyorum. Site güvenliği arkamdan. Site güvenliği halledecek. Olsun, ümidini kesme. Bulacaksın birini.
Böyle güreşçi, boksör falan. Evet. Arkadaşım tekrar sen sitenin içinde, elin arkanda, ağzında düdük. Öyle değil. Pardon, çok üzüldüm. İki elin arkandan bağlı. Hayır, iki elin arkadan bağlı. Ha, evet, arkadan bağlı. Ağzında düdük. O tarafı öttürüp, bu tarafı öttürerek geziyorsun. O sırada, elinde topuyla parkta oynamaya apartmanlardan bir çocuk iner. Ezgi gel. Efendim? Evet Ezgi, bahçede top oynamaya başla. Arkadaşım sen de gel, burada top oynamak yasak. 3-2-1 buyurun. Allah'tan seyirci sigortalı. Delikanlı burada, delikanlı diyorum. Burada top oynamak yasak. Ben oynayacağım. Tamam sen oyna. Hayır! Bence yasak, oynasın. Sen gıcık oluyorsun burada top oynayanlara. Ben burada top oynayanlara gıcık oluyorum ha. Arkadaşım müdahale etsene çocuğa. Müdür görürse uyuyacak seni. Bak müdür görürse uyuyacak seni. Hayır seni. Lan bir topa hakim ol. Yavrum siz sitede toplu hareket mi yapıyorsunuz? Arkadaşım elin arkanda yanına gel. Öyle bir bağır ki çocuğun aklı çıksın. Benim ellerim yok. Senin bayağı bıyığın mı var? Büyük geçmiş olsun. Allah sabrını da verir. Ya bir gel çocuğun yanında bağır. Ezgi sen de ağlamaya başla bir anda. Senin ismin ne Ezgi? Namık. Namık. Tamam. Evet gel arkadaşım birden bağır Ezgi. Senin aklın çıksın damağını tamam. Çektir adama git. Koş koş de ki damağımı çek damağımı çek de konuşamayarak. 3-2-1 buyurun. Oğlum. Tamam sen oyna ya. Sen... Arkadaşım. Ya elimi ısırdı ya. Lan damağını çektirdi çocuk. Elimi koparttı ama. Evet. Ezgi ağlamaya başla. Ben ağzını burnu kırarım. Anne! Çocuk falan değil mi? Ağzını burnu kırarım. Anne! Ne yapacaksan yap işte. Güvenliksin sen. Ne ya yapacaksan yap. Ya ben neyin güvenliyim ya? Anne! Al topunu, al topunu. Al içeride oynayın. Evde oynayın yavrum. Anne! Senin annen o top sakallı kadın mı? O üçüncü katlık kadın mı senin annen? Söyle, biz de altı numaradayız. 8. katta oturuyoruz, söyle. Ne diyeyim? 8. kattaki altı numarayız biz de. Biz 8. kattaki altı numarayız. Konuşurken çok başka bir memleketin çocuğu gibi konuşuyor. Yavrum, siz burada top oynamanın yasak olduğunu biliyor musunuz? Sana ne lan, sana ne? Ne oldu? Çocuk tutturdu. Oynayacağım. Neyi gelsene, tutturdu? Gelsene buraya, gelsene. Gel. Gelsene. Lan yine gelsin. Ezgi. Ezgi. Sağ elini boşa çıkar. Evet. Evet arkadaşım. Şey, biraz sert kullanacaksın çocuğa. Kulağını bulağını çekmeye çalış. Evet. Bana bak, bak. Görüyor musun abi? Hayır, hayır. Kendi kulağını... Bak senin kulağını çekerim diye. Tehdit et ama çocuğu. Ama çocuk onun kulağını çekemem. Tehdit et o zaman. Kulağını çekerim bak şimdi senin ha. Anne! Annenin de kulağını çekerim. Anneme söylerim. Anneni böyle top sakalından yakalar aşağı kadar sürüklerim. Lan annesinin top sakalı yok. Kadının top sakalı olur mu? Ya bunun bıyığı var. Ulan erkek çocuğu ismi Namık. Ya 9 yaşında bıyığı mı olur insan? Olur. Nasıl olur? Benim oğlumun sırtı kazak gibi. Çünkü senin oğlun. Allah Allah ya. Yavrum burada top oynamayın diye 50 kere rica ettik. Bak site yönetimi diyor ki açık alanda, umuma açık alanlarda... Yavrum yapmayın. Açık alanlarda top oynamak yasak. Nerede oynayacağız? Ne yapacaksın? Spor sahasında orada oynayacaksınız. Orada saha, şu an inşaatta nerede oynayacağız? Spor salonunda oynayacağız ama sağda boşta. Spor salonu sıkıcı sen. Hava alıyoruz burada. Ya bu ne kadar çirkin bir insan evladı ya. Break, break, break. Tolgiş, Tolgiş. Efendim? Lan bu ya. Bahçede top oynatma demedim ben sana? Şimdi amirim ben yapacak bir şey yok. Şimdi bunlar kat maliki yevmiddin. Yani bunlara bir şey yapamam ben. Adam ev sahibi burada. Oynayacak ben mi? Ev sahibi ev sahibi tanımam. Seni işten kovarım. Bahçede top oynatmayacaksın. Nerede? Ne yap? Et topunu kes. Topunu kes. Tamam amirim. Teşekkür ederim. At bakayım. Şöyle yukarıdan at. Atmıyorum. Ağzına tekmeyi yersin şimdi. At topu.
Topu kestim amirim. Kesme değil. Sen salak mısın? Ne biçim kesme bu? Ben şey ne diyorum? Kesici aletinle kes. Tamam amirim. At bakayım yavrum onu bana. Ne yapıyorsun ya? Hadi bakalım. Bundan sonra burada top oynamak yasak. At kendini yere Ezgi. Anne! 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 Adama tükür. Seni doğuran ana şu an nasıl hicap duyuyor biliyorsun değil mi? Arkadaşım sen kızı yerden kaldırmaya çalış. Sen kendini yerlere at. Kızı mı oğlanı mı? Oğlanı. Ha ne oldu? At kendini yerlere. Anne! Yavrum çocuğum öyle yapma adamı ya. Öldürüyorlar falan anne, diye. Anne adamı öldürüyorlar. Bu bana vurdu. Bana vuruyor ya. Topumu kestin topumu. Senin ağzını yüzünü kırarım. Ben senin baban yaşındayım. Efendi olacaksın. Burada top oynamak yasak. Ezgi çok büyük bir hareket yap buna. Ya bu gerçekten sıkıntılı ya. Bu belki bu yaşta hala aldırabiliriz bunu. Öyle bir hareket yap ki çok korksun. Sen ağla, sen de onu teselli etmek için başına eğildiğinde birden hareket yap ona. Ağlamaya başla Ezgi, yumul. Anne! Anne! Sen de eğil şimdi çocuğu teselli etmek için. Yavrum ağlama ya, ağlama. Topumu kestin ya, topumu kestin ya. Evladım yap hareketini. Ya topumu kestin ya. Kestin topumu ya. Evet, şey... Çocuğa en son dayanamazsın, yap, vurursun bir tane. Hayır öyle vurma. Böyle tintirik vurursun çocuğa. Tintirik ne ya? Ya orta parmağını... Tintobras baş... filmleri gibi mi? Orta parmağını baş parmağının altına sıkıştır, birden kafaya tınla. Ha, fiske. Ha, evet. Oğlum basit ismi var ya. Yavrum sen ne yapıyorsun bakayım? Aa! Aa! Koş çabuk. Aa! Koş anneni al gel, koş. Anne! Anam. Anne! Ya ne gizli bir çocuk ya. Ya ayol dersen kaç kere dedim şu topu o bak koşuların bahçesine atma diye. Ha? Kaç kere dedim? Kaç kere dedim? Anne ben atmadım o attı. Kim bu? Beyefendi topumu kesti attı kim ya. Kim bu beyefendi? Bu beyefendi kim? Kafama Hanım. Attı kafama Pelin attı. Pelin Hanım bu çocuk şimdi sen annene şikayet et. De ki anne de beni de şey topumu kesti beni dövdü de ağlayarak annenin ayaklarına yapış. Evet. Anne benim topumu kesti. Benim kafama fiske atıyor. Kim? Bu adam mı? Çok bu adam mı kesti? Çok sinirlenip Pelin Hanım. Nasıl kesersin sen bu topu? Sen bu topu nasıl kesersin ha? Sen bu çocuğa üzülmüyor musun? Senin çocuğun yok mu hiç? Ha? Ha? Ne oluyor? Kat malikler... Ver çocuğum o topu. Ver çocuğum sen. Sen çekil çocuğum böyle. Kat malikler kanalında böyle bir zata oturma izni veriliyor mu yani? Arkadaşım sen güvenliksin. Ya, gir kulübene. Şey ya. Kat maliklerine karşı açıklama yapmak zorundasın. Evet Pelin Hanım gelin ya. Yakasından tutun silkeleyin. Sizin çocuğunuza nasıl vurabilirler? Nasıl? Nasıl? Sen ne hakla benim çocuğuma vuruyorsun? Sen kim oluyorsun? Yavrum ha? Seni o kadar özledim ki ananı gördüm. Sen kim oluyorsun? Annenle tanıştıktan sonra senin kıymetini anladım gerçekten. Sen bir elmassın bizim için gerçekten. Sen gel çocuğum böyle yanıma sen. Pelin Hanım yakalayın şunu. Sen gel bak. Siz çocuğunuza bugüne kadar vurmadınız. Ben bugüne kadar bir fiske vurmamışım. Ha? Sen kim oluyorsun i̇şte da çocuğum? İşte hata o. Yani yaşken şey eğmek lazım. Eğilmek mi lazım? Eğikse dikmek niye lazım. Niye eğileceğim efendim? Niye eğilecekmişim? Yok siz eğilmeyeceksiniz. O tamamen fantezi. Çocuğum sana bir şey yaptın mı? Kadının aklı başka bu yerde. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ne yaptın? Pislik yapma. Böyle. Ben ağzımı açtım. Pelin Hanım söyleyin. Abiniz boksör. Efendim? Büyük abiniz judocu. Eski eşiniz. Bunun babası güreşçi. Anlatın çocuğa. Eski eşim kimin çocuğu? Babasıymış. Benim babam güreşçi. Benim babam güreşçi. Eski eşim... Şimdi şeytan diyor eski güreşçiyi ara. Gel burada. İki şey... Ha yani. Bu kadar. Ben daha da hiçbir şey demem. Daha da hiçbir şey... Yavrum evladım. Anne bak, fiske attı. Çocuk fiske. Böyle, bu nedir? Bu böyle İtalyan bu hareketi nedir? Yani. Bu nedir? Bu çocuğa bu nedir? Daha kafam ben... acıdı kafam. O kafa acır mı be? Ah kıyamam. Ah Pelin namus. Hanım söylesene bunun abisi şey sizin abiniz tekvandocu onlardan bahsedin şuna. Korkutun biraz. Sen benim abim biliyor musun ki? Benim dayım tekvandocu. Böyle mançuka şey neydi mançuka? Mançuka mı? Mançuka. Mançuka Nuri benim abim de söyle. Mançuka Nuri. Tanır mısın? Tanımazsın. Mumçaka olmasın. Mumçuka mamçuka. Nuri. Koca da güreşçi. Yani birçok dergiye üyeydim ama hiç denk gelmedim ona. Lütfen. Neye denk gelmedin? Lütfen. Abi. Sen spor dergisi mi alıyorsun eve? Çocuğum benim. Sürekli. Namım benim. Daha bıyıkları terli bak.
Bak, bak. Şu yakışıklıma bak benim yavrum. Anasının kuzusu. Arkadaşım bu. Sen de kadına posta koysana. Ben sizin çocuğunuzla mı uğraşacağım, siteyle mi uğraşacağım diye. Koyamam, ben şu an ilgiyle izliyorum. Tıp ben... İn oradan aşağı, in, çık oradan. Ay, yeter be. Ay, bu... Bir asgari ücret veriyorsunuz, bizi mi satın alıyorsunuz diye yürü. Hanımefendi, rica ediyorum da ben de burada görevimi yapıyorum yani. Üç kuruş para alıyoruz diye bana bu tarz yaklaşmanız çok normal beni değil. Beni ilgilendirmiyor kardeşim, senin üç kuruş almanı. Kovanın içine girmişim burada. Beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor. Tamam, anladım, haklısın. Ha. Ben çocuğuma daha bugün, bak, dokunurken bile okşuyorum kadife gibi. Daha evet. Böyle böyle yerlere tekme tekme, tokat, topu kesme, topu fırla. Yok öyle bir şey. Bizde tamam. Öyle bir şey yok. Tamamen yanlış anlaşıldı. Sen gir kutunun içine, ya. Gir ya. Özel güvenlik. Arkadaşım pısma! Yanlış anlaşıldı, ben çöpü almaya geldim. Hayır! Sen de kendini savun. Git üstüne yürü. Allah'ım ben nasıl tatlı yakışıklı bir insanım ya. Elin arkada, elin arkada. Elin arkada git. Hayır hayır, iki elin arkada demin geziyordun ya. Evet, git. Kendini savun. Öyle değil, elin arkada savun. Ağzınla savun ulan kendini. Lan öyle ay, değil. Sen ne yapıyorsun? Konuşarak savun öyle kendini. Ama olay tamamen yanlış anlaşılıyor şu an. Yani ben... Bak ben sana başına dedim. Benim kardeşim tekvandocu. Evet. Benim eski eşim güreşçi. Güreşçi. Bana öyle böyle böyle yaklaşmak öyle bir şey yok. Gir kutuna. Konuşarak gir kendini kutuna. Savunsana. Gir kutuna. Hanımefendi beni tamamen yanlış anladın. Şimdi delikanlı... Canım yavrum, canım yavrum. Delikanlı sitenin ortak alanında... Top oynanmaması gerek. Çünkü fideler falan var. Kim demiş efendim? Fidelerden bize ne? Kim demiş? Ben fideye çocuğum... basmadım ki. Konuş çocuğum. Ben fideye basmadım ya ki. Ya sen bir elini oradan çeksene. Nerede sen elin? Işte onu koymazsan kan gidecek beynine. Çünkü orada... Şimdi bu site yönetiminin ortak kat malikleri kanununca burada oynaması senin çünkü benim de ne yapıyor? İşimi zora sokuyor. Yani ben de ondan mütevellit kovulabilirim. Arkadaşım sen daha yumuşak yaklaş kadına doğru. Saçını ben falan okşa. Ben buradan okşayayım. Kovulabilirim. Hayır öyle değil. Şey saçını falan elinle temasla bulun ki hani onun saçına hayır kadının ha. Saçına. Elinle şey Pelin Hanım siz de size dokunduğu anda bütün şeyi siteyi aşağı indirin. İndirir tabii. Taciz var diye. Güvenlikçiyim burada kadının saçını niye okşuyorum ki? Hayır yumuşak yaklaşıyorsun. Bakın hanımefendi diye. Şimdi bakın evet, hanımefendi. Evet tiyatrocu sesiyle konuş. Bakın hanımefendi. Bugün daha yeni dublajdan geldim. Ve şu an hangi senaryonun içindeyim onu anlamış değilim. Yani nasıl bir dümen dönüyor burada? Cenab-ı Rabbim nasıl bir şeyin içerisindeyim ben? Site aşağıya in, site! Daha dokunmadı Pelin Hanım, ne yapıyorsunuz? Ha, dokunmasını bekledim ama beklemedim. Burada durmam ya. Kadına dokundu zaten. Evet, devam et. Evet. Şimdi bundan mütevellit... Kadının etrafında dönerek konuş. Tiyatro hareketleri. Arkadaşım! Büyük hareketler, evet. Evet. Şimdi hanımefendi bakın. Eğer bu delikanlı burada top oynayacaksa ne olur? Bu kanun çiğnemiş olur. Sitenin bütün delikanlıları, bütün genç kızları burayı top alanına çevirirler. O zaman ne olacak tabii ki? Ne olacak? Diyecekler ki Muhittin sen ne yaptın? Biz sana buranın güvenliğini teslim ettik. Evet. Serinlesin diye biraz indim. Evet. Sana buranın güvenliğini teslim ettik. Sen ne yaptın? Herkese top oynamasına için izin verdin. Şimdi 7 numaranın evladı geldiği zaman burada top oynamak ona hayır dersen oynamazsa ne olacak? Hak yenmiş olacak. Çünkü sizinki oynadı. Öyle değil mi? Evet, şimdi kadına dokun, dokun. Evet, şimdi başla. Site! Site! Bence aradığım kadın bu tarz bir şey. Yani tutuğunu koparan... Arkadaşım sen yalakalık olsun diye çocukla çocuk ol. Çocuğa sempatiklik, maymunluk yap. Ağzını yüzünü... Hayır, hayır. Maymunluk yap çocuğa. Ya beni düşürdüğü hale bak ya. Hanımefendi çok haklısınız. Ben özür diliyorum kendisine. Fakat hani çocuklarımızı iyi eğitme açısından... ...geleceğe yönelik bir çaba içerisindeyim ben. Kuralların içinde kalsınlar, kuralları ihlal etmesinler diye özür diliyorum. Çocuğa sempatiklik yap. Hayır. Yap çocuğa sempatiklik. Bu yaşların hareketleri onlar çünkü. Çocuğa evet. Sempatiklik yap. Yavrum ben... Ben de sandım ki sen çiçekleri kırmaya çalışıyorsun toplam. Maşallah sana. Git lan. Efendim? Gördüm. Yürü git lan. Şşt. Lan Mark. Sen tamam. Sempatikliğe devam et çocuğa. Ya nasıl devam edeyim bu? Çaki bu ya. Olsun devam et. Ay senin ağzını yerim falan öyle. İnşallah büyüyünce çok tatlı bir çocuk olursun. Omen. Omen canım, diyorum kendisine. Canım. Evet, şimdi de ki Pelin Hanım, seni attıracağım bu siteden. Toplayacağım yönetimi, seni attıracağım. Seni var ya, seni var ya.
bu bulunduğun siteden ve o küçücük kutundan attıracağım. Bu siteyle konuşacağım, bu siteyle. Hani o kamu demin anlattın ya, kamu, site. Ay, attırıyorum seni. Senin işin son. Bitti. Sen artık daha burada çocuklara, benim çocuklarıma, başka sitenin çocuklarına kat, yedinci kata, sekizinci kata karışamayacaksın. Fideler, mideler, çimenler, toplar karışamayacaksın. Kafama vurdu, kafama, bitti. Kafama. Tamam mı? O kadar. O kadar. Nasıl çocuğum? Güzel anne. Nasıl çocuğum? Çok iyi. Aynı dayın gibi değil miyim? Öyle. Arkadaşım, ha? Hemen sahneye üç kişi al. Ağzını bunu kırdırayım mı? Hayır. Hemen sahneye üç kişi al, site yönetimini toplayın. Prodüksiyon getir beş tane sandalye. Al sahneye üç kişi. Ay. Hoş geldiniz abi. Abi saçın nasıl öyle yaptın ya? Ben saçı tepede tutamıyorum, sen neler yapmışsın? Hoş geldiniz, merhaba. Hangi evet, size? Oturun site yönetimi. Herkes otursun. Abi biraz şu tarafa alın. Oturun, Pelin Hanım siz de oturun. Heh. Çocuk sen de yere otur önlerine. Gel çocuğum. Bir tane de tabure verin. Sen çık şu şeyden. Ha evet, sen de tabureye otur. Taburenle gel. Ha. Evet, gel taburenle, vur kapıyı. Efendim beni çağırmışsınız de. Uyuma seyirci. Merhabalar, beni çağırmışsınız. Geldi işte. Bahsettiğim kişi bu. Bu görevli. Bu mu? Bu kişi. Yani herkes tanıyor. Pelin Hanım onu zaten sitenin görevlisi. Evet. Siz sadece şikayet kadın edeceksiniz. Kadın alkollü. Evet, arkadaşım sen çok mazlum hayat. Suratında ver mazlumu. Evet. Herkese, çocuğumun, herkese çocuğumun... melül melül bak. Beni atmayın işten bakışı yap. Çocuğumun topunu kesen. Çocuğuma ne yapıyorsun? Böyle... Yavaş yavaş gönlünü kazanıyor. Lan olur mu öyle şey? Nabıza göre şerbet. Saçmalama. Mazlum hayat. Ağzında göreyim mazlumu. Kusura bakma, ağzında mazlum var. Konuşamıyorum. Evet. Dilini çok az dışarı çıkar. Böyle ucu gözüksün. Kapat ağzını. Hah bu. Gözlerin aşağı doğru hafif şaşı. Bak bana. Bak bu. Tamam. Evet. Şimdi Pelin Hanım deyin ki bunu bu siteden göndermezseniz ben de dairemin aidatını ödemem. Kalkın. Bu adam bu siteden gitmezse aidat maidat beklemeyin. Ödemeyiz. Beş kuruş para yok. Ödemiyorum. Ödemiyorum. Kovmanın zamanı geldi aslında. Baksana adamı duruşa. Memnuniyet yok yüzüne. Baksana şunun ya. Ay bence de çok haklısın. Arkadaşım kendini savunsana. Haklılar. Hayır. Herkese tek tek cevap vereceksin. Beyefendi sizin isim neydi? Çok haklısın. Sen daha haklısın. Sen zaten muhteşemsin. Hayır. Size beyefendi sizin isim neydi? Cem. Cem söyle. Sen de onda bir şikayette bulun. Sen de açıklama yap. Bulun bir şikayette. Küçük çocukları dövüyor musun? Zaten arabaları da koruma amaçlı değil de bakıyorsun iki tane çarpıyorlar arabaları insanlar. Bir de lavvali. Sayın hakim, apartmanda oturanların akli dengesi yerinde değil. Arkadaşım. Cem, de ki kalk ayağa düzgün cevap ver. Ne oturuyorsun karşımızda de. Ayağa kalksana sen önce. Ne biçim oturuyorsun böyle? Otur dediler, tabura getirdiler. Sen kalk, sen beni dinleyeceksin. Otur şimdi. Kalk tekrar. O zaman gel beraber oturalım. Her şey eşit. Evet, Cem söyle. De ki hanımefendi haklı. O aidatını vermezse sen maaşını nasıl alacaksın? Söyle. Hanımefendi haklı. Şimdi aidatını vermeyecek. Sen maaşını nasıl alacaksın? Şimdi efendim şöyle bir durum söz konusu. Evet, anlat. Şimdi hepiniz bu sitede oturduğunuz için bu sitenin nedir? Kat maliye kanunu var. Ezgi gir devreye. Ben çiçeklere basmadım. Hoş lan! Çocuk çiçeklere basmamış. Hızlı ağzını buradasın senin. Bana bak, bana bak. Ben size topuğunu başladı zaten. Hey, hey. Sesin. Bana bak. Hadi özür diliyorum. Manyak, küçücük çocuğa zaten vuruyorsun, bir de korkutuyor. Dört çocuğum burada sen. Siz beraber misiniz? Hiçbir sitede bu kadar yakın iki komşu görmedim. Hiçbir sitede de küçük çocuğa vuran bir güvenlik bence görmedik. 7 numarayla 11 numaranın arasında neler oluyor? Neler oluyor? Eğer sitenin güvenliği ise bence 1 numaralı güvenlik ihlali budur. 7 numara 3 aydır kocam yok seferde deyip duruyor. 11 numarada efendim dul eşim ben. Bunları tartışalım lütfen. Nereye gidiyoruz? Site ahlakın nereye gidiyor? Aa, benim kocam yarı başımda vallahi, yalan yok. Bilmiyorum, demin bayağı ihtigagı cinsi gördüm orada. Kardeşim ne gördün? Olsun. Arapça söyledim. Hanımefendi siz kalkın ayağa. Sen kimsin benim namusuma laf ediyorsun? Kalk ayağa. Sen kimsin de benim namusuma laf ediyorsun lan? Hanımefendi sizin namusunuza laf etmedim ben. Adam terbiyesiz. Ben sizden yanayım. Adamla bütün problem adamda. Bu devirde zaten bütün sıkıntı erkek. Erkeğin gözü doğmuyor. Mazlumu göster kıza. Hayır. Değil. Yüzünde mazlumu göster kıza. Bak yüzüm, bana de. Böyle yüzümde mazlumu çıkmış mı? Hayır.
Ulan mazlum oldun ya az önce. Dilin hafif çıkık. Evet, mazlumu göster. Bakın buna de. Sabahtan beri sizi koruyorum zaten. Ay sana inanıyorum yavaş yavaş ama yani birazcık daha sanki bebeğim. Emin misin? Arkadaşım! Ben de size ev bulurum kendime diye. Saçmalama. Hanımefendi siz de oturun yerinize. Diğer hanımefendi siz gelin şimdi. Onunla da dedikodu yapıp ikna et onu. Pelin Hanım'ın dedikodusunu yap. Komşusunu tanımıyor. Ay ben müstede çalışamam. Arkadaşım evet. Ben de senden hoşlanıyorum. Arkadaşım! Yapma. Hadi bizi burada buluşturdun. Hanımefendiyi hemen al yanına. Hanımefendi size de söyleyeyim Pelin Hanım sizinle ilgili diye. Ne? Pelin Hanım sizinle ilgili neler diyor neler diye başla. Ya Pelin Hanım 7 numara Pelin Hanım sizinle ilgili neler söylüyor? Ezgi gir devreye. Kafama vurdun kafama. Az bile yaptım. Ağzını bunu kıracaktım senin ben. Sapık. Ya bunu git bir tıraş al bıyığını kes be. 9 yaşında bıyığı var okula bıyıkla gidiyor ya. Sizin okulda tevhidi tezirat kanunu yok mu? Bıyıkla okula gidelim yavrum. Hanımefendi dönün arkanızı Pelin Hanım'a. Siz benim hakkımda neler söylemişsiniz eliniz? Ay buradayım, o değil buradayım. Pelin Hanım. Ay buradayım. Siz benim hakkımda neler söylemişsiniz? Ay sen ne diyorsun? Ne demişim ben be? Ne demişim? Ben söyledi az önce. Kim söyledi? Hakkımda bir sürü şey konuşmuşsunuz. Öpeyim mi? Öpeyim mi bir kere seni abla? Öpeyim ben seni bir kere. İlgilen çocuğum. Gel öpeyim. İlgilen. Ya saçmalama. Niye öptürüyorsun? Sapık diye bağırsana. Çocuk o. Nasıl sapık olsun? Öpeyim bir kere. Öpeyim. Çok güzelsin. Ama elini oradan çek. Arkadaşım ne yapıyorsun? Lan ya çöpe mi yaptın? Hayır. Kulübede tuvaletteydim 2 dakika. Ne oldu ya ben? 2 dakika gittim neler oldu ya? Olacak gibi değil. Benim o yüzden bundan mütevellit kendimi şu andan itibaren sitenin yöneticisi ilan ediyorum. Cem kalk ayağa. A bloğu B bloğun yerini alacağız. C bloğu komple atıyoruz. Cem, Cem kalk ayağa. Ulan sen burayı 56'ya bağladın, aradan sıvışıyorsun de. Ulan sen burayı 56'ya bağladın, aradan sıvışıyorsun. 56 Çorlu'da bir disko mu? Çorlu'da bir disko mu? Evet, söyle. Evet, Çorlu'da bir disko. Lan hayır, öyle değil. Hayır, öyle değil. 56 ne ya? 56 ya, 56'ya bağladın, karıştırdın ortalığı anlamında. Sen... Bir dakika durun, piyanist nereye bakıyorsun? Bu da 46 diyor. Bunu da ayrı bir... Çalsana, karman karışık şimdi müziği çal. Site müziği çal. Evet. Pelin Hanım, siz gelin. Aa, olay nereden nereye gitti? Ay, olay nereden nereye geldi canım? Çekil sen şunu, otur şuraya. Nereden nereye geldi bu olay? Nereden geldi? Nereden geldi? Kime geldi? Niye, nereden geldi? Hanımefendi, bütün olay sizin nacizane doğumunuzla başladı. Evet. Bunu doğurmasaydınız şu an sizde de problem ne demek yoktu. Canım? Ne demek canım doğurdu? Yap şu hareketi, babama söyleyeceğim de. Babama söyleyeceğim babama. Babama söyleyeceğim. Babana bu huyunu söyle, doktora götürsün. Ben babama söyleyeceğim seni. Ne, sevimsiz bir çocuk bu ya. Gelsene sen buraya sevimsiz diyor. Gel, gelsene. Gelsene lan. Gelsene, gelsene. Gelsene. Allah Allah. Gelsene lan. Adam sen gel oğlum. Adamın asabını bozuyor. Heh. İşte doğduğu gün 24 saat içinde sünnet yaptırsaydınız bu sıkıntı kalmayacak. Ben sünnet oldum. Oldu. Sünnet oldu. Geçen sene olduk. Geçen sene olduk. Şu an adamız, oğlum Amerika'da biz. Teknoloji inanılmaz ilerledi. Bu yaşta bile aldırabilirsiniz. Bence yani birazcık paraya kıyarsanız... Olsun. Hayır bir dakika. Siz kim oluyorsunuz da benim çocuğuma... Tut yakayı, tut yakayı topla. Siz... Lan. Hayır. Ha, hanımefendi benim. Sen yakasını topla. Topla yakayı, kaldır yukarı. Nasıl toplayayım böyle? Bunu hayır, hayır. Ben... Yakayı, yapış kadın yakaya. Kadın neli olsa tertipli böyle, olur. Yapış yakaya, kaldır yukarı. Sen kim oluyorsun da ha? Ha? Benim çocuğuma böyle. Arka tarafa ha? Doğru silkeleyin. Ha? Sen? Ha, sen? Ha? Vay maşallah. Sahneye çıkan her kadın 11 numara, 11 numara. Siz de girin devreye. Isın, ay, önce ısın, önce ısın. 11 numaranın tamamı bu mu? Kiracı herhalde. İyi. Bu kadar. 11 numara, gir devreye. Utanmıyor musun küçücük çocukla bir olmaya? He. Söyle. Ay güvenlik dediğinde böyle mi oldu? Böyle çekil şuradan. Utanmıyor musun sen küçücük çocukla bir olmaya ya? Küçücük çocukla bir olmaya mı? Evet. O zaman aynı konuyu savunuyoruz demektir. Ne oldu? Onunla bir olduysak herkese... Küçücük çocukla hayır, uğraşmaya küçücük utanmıyor musun? Küçücük yani. Ha, o başka bir mevzu. Evet, o başka bir mevzu. Evet, şimdi ortalık karışır. Sen tek başına dördüne de kafa tutarsın arkadaşım. Dördüne de kafa tut tek başına. Ha. Ulan gelin buraya.
falan diye. Evet. Abi, arkana dön. Sen, meşhur olma. Sen önce adam olacaksın. Evet. Sen bunu giymekle olmuyor. Bunu giymekle olmuyor. Komşular. Bunu ya, giymekle olmuyor. Aslında bunu kovalım, kovalım. Direkt kovalım bunu ya. Direkt kovalım bunu. Atalım bizi. Eski hareketin ona da. Benim tabancam var mı? Kestik. Durun. Şimdi şöyle bir karara vardınız. Pelin Hanım, deyin ki sen benim çocuğuma ne yaptıysan benim çocuğum da sana onu yapacak. Heh. Sen benim çocuğuma ne yaptıysan senin çocuğun da neydi? İleride torunla. İleride torunla. Benim çocuğum da sana onu yapacak. Heh. Çağır şeyi. Çağır. Gel Osman'ı buraya. Çağır. Gel Namık. Namık. Namık'ı çağır. Gel. Evet. Gel Namık. Heh. Ne yaptı çocuğum sana? Yap aynısını bakayım. Yap aynısını bakayım. Sen vurdun mu lan? Ezgi, daha büyük şeyler yap. Yap aynısını. Yap. Sana koyacağım şimdi görecek gününü. Şimdi ne oluyor tabii? 2014 yılında bir evladımızın bu tarz yetişmesi bizi mutsuz ediyor. Yani bir tane koyacağım sana babası yaşında adama. Biz istiyoruz ki ne yapsın? Çocuklarımız sıkıntılarını güzel bir Türkçeyle edepli bir şekilde anlatabilsin. Şimdi bir tane koyacağım sana, göreceksin gününü. İşte ben de istiyorum. Oh! Olacak şey işte bu. Olacak şey. Aferin benim oğluma. Aferin benim oğluma. Ben istiyorum ki sizi böyle kısıtlamayalım. Niye bir tane koyuyorsun? Birkaç tane koy. Yani Türk gençliği niye böyle kısıtlanıyor? Evet, bir tane... Ezgi. Tam vururken arkadaşım elini havada tutarsın. Sonra bütün apartman üstüne çullanır senin. Tam vururken tut elini havada. Hayır! Onun eline! Ha. Ezgi kaldır. Çullan. Çullanın üstüne. Vur, vur çocuğum. Aa. Vur çocuğum sen. Çocuğum vur. Heh, vur çocuğum sen. Kızım durun lan. Vur. Evet, kucağınıza alırsınız. Evet, ayaktan, koldan, bacaktan dördünüz kucağınıza alırsınız. Oğlum lan. Lan, al. Heh. Atalım, çöpe atalım bence. Nereye? O kutuya, o kutuya da girmez ki bu. Ay, o zaman kafayı böyle sokalım. Giriyordu da böyle bütün girmez. Atalım. Kafa üstünü sokalım. Bilet çok mu pahalı? Her gelen benden intikam Ezgi. Alıyor. Lan nereye götürüyorsunuz? Manyak mısınız? Nereye götürecekler? Otoparka. Kafasını Ezgi'ye verin. Ters park edecekler. Cem, sen belinden tut kafayı Ezgi'ye ver. Belinden tut kafayı Ezgi'ye ver. Oğlum. Oğlum. Kestik. En azından prostat kalmadı. Şurada bir yere attım. Lan ne yapıyorsunuz? Bir bez getirin. Birazdan herkes buraya işeyecek. Lan sünnetten kaçan çocuğu tutar gibi tutmayın. Şöyle tut. Bırakın. Yok, hepiniz bırakın. Böyle duracaksam sünnet olayım daha bırakın. İyi. Bırakın. Ya bıraksanıza. Aman. Kalk ayağa. Ne yapıyorsunuz siz? Ya bu sitede ben çalışmak istemiyorum artık ya. İstifa et o zaman. Ver istifayı. Bağır çağır ağzına geleni söyle. Yazıklar olsun. Gerçekten böyle bir sitede yani benim verdiğim hizmetin hakkı. Ağlamaya başladı sonuna doğru. Hoşlanıyorum senden. Hayır ulan hayır. Sonuna doğru. Önce hiddetli başla sonuna İlk doğru ağla. İlk başta hoşlanmamıştım çok. Hayır sonra. Hayır. Hiddetli konuş onlara yazıklar olsun diye. Ağlayarak git Pelin'e sarıl. Yazıklar olsun. Siz gece evinizde uyurken ben burada sabaha kadar sizin güvenizi sağladım. Ne yaptım? Sizi... O gün şekerine zarar gelmesin istedim. İnşallah çok daha kıymetli biri gelir. Ama benim size verebileceğim hizmet Pelin, bu kadar. Pelin Hanım, söyleyin oğlunuza. Gitmeden bir şarkı git amcanın elini istiyorum. Öp lan, senin yüzünden oldu. Acıyın, git amcanın elini öp de. Namık, git oğlum sen amcanın elini öp. Arkadaşım bunlar... dön arkanı giderken sen Namık arkadan yetişir ha, bütün sana. Bütün bunlar bizim amca! Heh. Amca, özür dilerim, özür dilerim. Gel. Yakıştım. Kurtardın beni. Tamam, kusura bakma, kusura bakma. Yakıştım sana. Tamam ya. Amca haklısın. Senin gibi delikanlıya yakıştım ya. Tamam amca haklısın ya. Senin yaptığın şuradaki inat yüzünden ben şu an işimden oldum. Hayır olma ya, gitme ya. Biz seni seviyoruz. Sikide. Yavrum bırak şu inatını. Tamam bıraktım. Git annene söyle. Anne ne olur gel seni ikna etti. Anne amcayı ikna et ya. Gitmesin. Çok şeker bir adam o. Ne oldu sen ikna etmedin, edemedin mi? Edemedim ya. Ya şimdi beyefendi. Sen şapkanı çıkarırsın arkadaşım. Birden çıkarır şapkanı konuşurken birden tanırsın ki... Ana, bir de ne göresin Pelin? Bu senin lise aşkın değil mi? Evet, çıkar şapkayı, koy postayı kadına. Size posta getirdim. Hayır, koy postayı kadına.
Yazıklar olsun. Böyle çocuk yetişeceğiz de hiç yetişmeyin hanımefendi. Ceketini çıkar. Özür. Ceketini de çıkar. Kaç ceketi? Çocuğu da yetiştirme, ceketi çıkar. Sen ceketi üstünde çıkar. Üstünde ne varsa çıkar. Öyle hayır görmek lan istiyorum. Öyle görmek istiyorum. Hak ettin bunu. Hayır arkadaşım. Sen ceketi çıkarırsın. Sen ceketi çıkarsın. Hayır sen, sen. Hayır sen lan çıkar. Lan kel olan sen çıkarıyorsun. Sen çıkar. Kel olan çıkarıyor. Sen daha kelsin. Çıkar hayır ve... Pelin Hanım fazla dersin ki 641, 571, Muhittin. Ay inanmıyorum. 661. Muhittin. Ay Muhittin. Ay ben... Muhittin sen tıp okumadın mı? Niye güvenlikçisin söyle. Ama ben seni tıp okudun biliyorum. Sen tıp okumadın mı? Niye kutunun içinde güvenlik yapıyorsun sen? Esat, ben de seni böyle hatırlamıyorum. Artık nasıl bir ilişki varsa. Ne dedin ismine? Esat. Arkadaşım ne olur pislik yapma. Tamam. Pelin o. Evet. Pelin? 661. Ha. Pelin sen misin? Evet Muhittin. Gözlerime inanamıyorum. Şu an daha da fazla utandım. Daha da fazla içim yanıyor. Anne amca babam mı? Alışkan ol! Ben bunun ağzını burnu kıracağım bak ha. Dur çocuğum, dur sakin ol çocuğum. Zamanından birinde tanıdığım bir amca. Anlayamam Pelin, yani. Pelin Hanım. Anlayamam yani. Pelin Hanım söyle, evet. Şey söyledi ki, Muhittin seni arıyorum yıllardır. 12 sene önce seninle bir akşam hatırlıyor musun de sonra kızı şey oğlanı göster namı. Muhittin. 12 yıldır seni arıyorum. Numaram değişti benim. Nerelerdeydin Muhittin? 12 yıl ya, önce bir gün düğünden eve el ele dönüyorduk ya. Hani el ele dönüyorduk bir gün. Sen bana Kanlıca'da yoğurt yedirmiştin ya hani. Aklı fikri yemekte değişmemiş ya. 432 Pelin hatırladım. Şu an gerçekten hatırladım. İşte o benim, o benim Muhittin. O akşam hatırlıyor musun? Bizde kalmıştık. Söyle Pelin. Hani bizde kalmıştık o akşam ya. Hani sen bana çok güzel bir şiir okumuştun. O güzel gözlerin var ya diye. O ben değil. Sensin. Sensin. Hüzünden arkadaşım. Hüzünden. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Et. Ben o şiiri unuttum. Sana. Pelin söyle ama ben senden kalan bir şeyi hiç unutmadım. Ama ben senden kalan bir şeyi unutmadım. İşte o 25 lira sende mi kalmıştı? Hayır. Çünkü yürüdüm, eve kadar yürüdüm. Hiç para kalmamış. Pelin göster çocuğu. Ne? Kapat gözlerini de. Gözlerini kapat. Kapat gözlerini de. Elinden tut, getir öne doğru. Gel. Gel Muhittin, gel. Gel, gel. Aç şimdi de. Aç şimdi de. Aç. Allah istemiyor. Arkadaşım. Komple kilitlenmiş. Aç şunu. Aç birden. Aç. Aç. Bak. Barış mı? Hayır! Gel buraya! Ezgi, sen de babanı görüyorsun tamam mı? Beline yapışacaksın. Hani benim babam güreşçi diye bağla sonra. Evet, aç gözünü. Selam. Hani benim babam güreşçiydi ya? Güvenlik mi çıktı babişim ya? Canım babişim benim ya. Yıllardır seni arıyorum ya. Bu benim olamaz. Arkadaşım sen niye kabul etmiyorsun bunu? Aynı babamı. Niye? Kime benziyorum deyip duruyordum. Aynı babamı. Biraz bıyıklısı. Ya niye kabul etmiyorsun çocuğunu? Niye kabul etmiyorsun? Ya sana ne? Benim hikayem bu. Ya keşke bunu düzelebileceği yaşta beni bulsaydın. Yani bu artık bunu yapabileceğimiz bir şey arkadaşım, de yok. Benim hikayem. Sahnedekileri alkışla gönder. Öyle mi? Evet, sahnenin gerisinden, sandalyelerin oradan bize mutlu aile resmi vererek gelin öne doğru. Evet, mutlu aile resmi. Tutun el ele. Öne doğru gelin. Ya bırak şunu! Çocuğun elini tutsana! Dedesinden mi kaldı nedir? Bırakamıyor. Çocuğun elini tutsana! Tutacağım, elini bir boşta bulsan. Tut elini. Tut elini. Tut bu hiti. Oynaya oynaya gelin öne doğru. Çok mutlusunuz. Ver mutlu aile resmini. Pelin Körmükçü'yü alkışlarla öğrendik.
Ne oldu? Çocuğu bana bırakıp gitti mi? Çocuk. Tamam. 8'den 4'e kadar sen bakacaksın buraya? Hayır. Çocuğu niye çalıştırıyorsun hemen? Çalışın. Hep ben mi çalışacağım? Çocuğuna 10 dakika önce oldu. Ne çabuk büyüdü ya. Hayır. 10 dakika önce çocuğun olduğunu anladın. Evet, tamam. Arkadaşım bir şey söyleyeceğim. Şu hikayelere müdahale etmeyi bırak. Kendini bana bıraksan, serbest bıraksan, böyle gevşesen daha iyi olacak. İşte o çıkan 2 DVD öyle çıktı. Pislik yapma. Evet, gidin içeriye, sonra gelin. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Müzisyen arkadaşım gelsin. Evet, bizimkini yollayın. Sana hiçbir şey demiyorum. Seyirci şöyle bir 2 dakika baksın sana. Ruganları niye çıkarmadın? Dön bakayım arkana. Benzemişsiniz. Şşş. Ağzını yüzünü oynatma bana. İnerim aşağıya. Evet. Nesin? Gazı almışım herhalde. Evet. Bu senin vücudun. Aa. Evet. Tenini göster. Yağ sür tenine. Elinin içine döküp de sür. Avucunun içine sık. Ha? Evet. Çişeyi nereye koydun? Bir kere kullanıyorum, bir daha da kullanmıyorum. Evet, sür vücuduna. Atletin içine doğru. Evet, evet, orada. Oh, evet. Her yere, her yere güzelce sür. Ne yapıyorsun? Orası güneş görmüyor ki. Kim bilir? Belki açılacağım biraz. Prodüksiyon. Havuz başı yapın buraya, plaj yapın hemen. Ne malzemeniz varsa yığın. Sen de mayolu bir bayan al sahneye. Öyle bir bayan geldiyse her şeyi vereceğim. Hayır, içinde mayosu vardır, hemen üstünü çıkarıverir. Vardır. Mayıs, önümüz Mayıs'ta. Su hazır, giyin. Hoş geldiniz ablacığım. İsminiz ne efendim? Sedef Hanım, hoş geldiniz efendim. Sedef, mayon var mı? İçinde var, varmış gibi. İçinde. Yüreğinde mi var yoksa... Elbisenin içinde mi? Göster Sedef. Hayır, hayır, gösterme, şaka. Sedef sen yat şeye, şezlonga. Arkadaşım sen de plaja gel. Gel plaja sağdan ama bütün plaj geldiğini görsün. Şşt! Hayır! Hareket yapmadan, öyle yürüyüşler, öyle hareketler, ayağını suya sokarsın. Ah soğukmuş falan. Ah soğukmuş. Hayır, öyle değil ya. Bence sok artık... suya. Bir ayağını sok soğuk de, öbürünü sok sıcak de. Oo, çok soğuk. Ah sıcak. Ben doktora gideyim, bir sıkıntı var şu an. Hayır. Bu soğuk, bu sıcaksa. Evet, gel, yürü. Kalçayı çıkar, göğsü öne çıkar. Hayır ya. Kalçanı geri, göğsünü öne çıkarıyorsun. Kollar açık. Bacaklar da açık. Evet, da gibi bacaklar. Hayır, öyle açık değil. Kollar açık, parmak uçları şeyde. Kemerde. Heh, evet. Şeyde, bacaklarda böyle hafif şey. Hah, öyle. Aynen bu. Dur. Bir kalçayı göster kıza. Lan kızın gözüne sokma. Ben buradan atılmaya mı çalışıyorum? Hayır, hafif göster kıza. Bütün şey sana bakıyor. Seyirci, siz de bakın. Oh, wow, ıslık falan yapın. Buyurun. Oh, wow. Kestik. Seyirci, sapıklık yapma. Sadece laf at. Yıllar önce zevksiz bir milletin tohumlarını atmışız. Haberimiz evet, yok. Gel soldan. Seyirci, laf at. Ya.
gel dur. Ayak ucunu sokmadan suyun sıcaklığına bak. Ayak ucunu sokmadan. Ama bir yerinle değ suya. Bu tercihleri bana bırakmanız hiç hayırlı değil. Ya sen hayatımda gördüğüm en çirkin adamsın şu an. Evet. Ayak ucunu sokmadan, ayakkabın rugan olduğu için bir yerinle değ suya. Teninle değ suya. Sinem sen de o sırada hamburger yiyorsun. Ama çok acıkmışsın böyle. Görmemiş gibi sanki Sinem bir aydır... Sinem mi? Sedef. Tamam. Fark Simge. Etmez. CDF mi? Simge. PDF o. Simge dedim kıza ya. Yes. Evet tamam Simge. Sen de sanki bir aydır hiçbir şey yememişin gibi ye. Arkadaşım kızı gör, kesik at. Onu böyle kes ikiye... Hayır hayır. Sen kesik at yan gözle. Kıza hareketini yap. Bir Clark. Öyle oturma çömel suya. Simge tam yerken boğazında kalsın. Koş arkadaşım koş. Ya tanımıyorum. Koş. Ya şahit lan koş. İlgilenmem bana. Lan koş sana. Kızım olsun kaldı. Bu senin için bir fırsat. Koş. Öyle koşma. Koş. Adımlarını büyük büyük açarak koş. Şirek gibi koş. Ben evet. Adam gibiyim ben. Hayır. Tarafa. Tekrar şirek gibi koş. Sen evet boğuluyorsun. Sen önce sırtına vuruyorsun. Olmuyor. Elini sokuyorsun. Gırtlaktan alıyorsun şeyi salamı. Evet. 3-2-1 koş. Ne yapıyorsun? Aldım. Ağzına sokup alsana elini. İşte öyle yaptım ben. Hayır. Ben onu göreceğim alt açıda. Onu göreceksin sen de. Evet. Öyle gibi yaptım kadını, ben. Kadını, evet. Sok elini ağzına. Almaya çalış, alama. Alama. Simge bağırsana, yapacak ne yapıyorsun şey yok, beni öldürecek yenge. Misin diye. Şimdi ne yapıyorsun, öldürecek misin beni? Belinden tut, silkele ağzına aşağı doğru ya kadını. Ya öldüreceğim, kurtarmaya çalışıyorum. Ulan belinden tut, silkele aşağı doğru. Hayır. Onu değil. Saçlıyı. Saça alışık olmadığımız için yadırgıyorum tabii. Evet, tut belinden yere doğru ağız açına silkele. Hala çıkmadı, bir şey yap. Hala çıkmadı, mikrofon bana zimmetli olduğu için. Simge söyle, hala çıkmadı de. Ay, boğazımda çıkmıyor. Öküzü komple yersen olacağı bu. O yüzden hamburger diye bir şey var. Arkadaşım bırak şimdi bunu. Ya sen kızdan hoşlanıyorsun. Arkadaşım. Lan bana bak. Bu vücudu niye yaptın sen? Kendi oldu. Hayır. Bu vücudu niye yaptın? Kahraman tamam, olmak gel. İçin. Ne yapmak için? Kahraman. E tamam ne yapayım burada niye uğraşıyorum? Kızım ben? Gördün. Kız çok güzel kız. İnsanlar niye böyle vücut yaparlar? Diğerleri beğensin diye. Karşı cins. Tamam. He. Evet. Git şimdi oraya. Kıza koş. Kız göster. De ki içimde. Buramda kaldı. Çıkmıyor. İçinde. Bekle biraz düşer. Bir yöntem bul. Sert. Şokla çıkarayım mı? Nasıl yapacaksın? Böyle vurdun mu? Hayır olmaz. Kızla konuşarak yut, içine al, içine yutmasını sağla. Böyle iyice içine çek. İyice içine çek. Kuşu göster kıza. Kuş. Bak kuş da havayı göster havaya. Bak, o kuşa bakarken göğsüne vur. Hayır hayır kızın göğsü. Bak kuş de hem arkadan hem önden çak. Lan önce kuşu göstersene kıza. İşte kuş. Eğer ağzındakini lokmayı bitirirsen onu da yedireceğim. Hayır hayır. Arkadaşım şaşırtmak için. Bak kuş diyeceksin. Kız havaya bakınca ense göğüs pat 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 yapacaksın kıza. Ah, inanır gibi değil. Ah kuş. Oh, bence geçti. Oh, geçti. Geçti. Teşekkür tamam, ederim. Hayır, ne yapıyorsun? Ama hak ettim kahramanım. Kalk şimdi ayağa. Aa. Kalk, pozisyonunu al. Pozisyonunu al. Kız. Hayır, hayır, ne yapıyorsun? Oturacağım. Niye? Yoruldum ya, kahramanlık yaptım. Saçmalama. Kalk ayağa, pozisyonu al. Aa, ne pozisyonu ya? Evet, deminki pozisyonun ya. Hani
Kalça geri, göğüs ileri. Evet, ayaklar çarpık. Evet, şimdi bana doğru dön. Evet, kız kalk şeye, şezlongun üstüne çık Sedef. Bu var ya bu, yaptıklarını anlat. Önce sırtıma, sonra ağzıma elini soktu falan öyle şey. Evet. Önce sırtıma vurdu, sonra boğazıma elini soktu. Olmadı. Beni ters çevirip salladı. O da olmadı. Kuş taktiğini kullandı. Şu an ben de kendimi yeni tanıyorum. Arkadaşım şimdi sen halka seslen, plaja. Bütün plaj alkışlasın önce. Kahraman! Şimdi sen söyle. Evet, ben yaptım. Söyle, anlat. Önemli bir şey değil. Bir insan hayatını kurtarmak gayet doğal bir şey. Ben de görevimi yaptım. Çok büyütecek bir şey yok. Teşekkür. Herkese iyi tatiller. Çok memnun oldum kanalımıza. Kız, Sedef de ki yanıma yatmaz mısın? Yanıma yatmaz mısınız? Vallahi olaylar gelişebilir. Arkadaşım bana git yanına yat. Bana eşlik ederseniz çok mutlu. Git yanına yat. Git yanına yat. Sedef de ki bana yağ sürer misiniz? Tabii. Yat yanına. Ay çok sıcak. Ya yanacağım. Kremim sürer misin lütfen? Vallahi sıcak çünkü tight'la gelmişsiniz sahile. O yüzden olabilir. Şöyle. Ne oldu? Ha tamam. Ya sırtına sürdürsene. Şuralara. Yavaş yavaş. Onun sırtı, onun sırtı. Nereye koydun şişeyi gene? Oraya sürerken ay orama dokunma. Huyluyum falan yap. Bu kötü olay tanışmamıza sebep oldu. Evet. Ay Orhan. Birazcık uylanıyorum da. Efendim? Uylanıyorum Orhan'la. Anladım. O zaman bu tarafa doğru. Ay. O zaman siz bana sürün. Benim şu uylanmam. Arkadaşım çıkar atletini. Ne yapıyorsun? Yok. Kıyafet komple. Sen çıkar atletini. Kendine sürmeye çalış. Sen yatıyorsun Sedef şu sırada. Kendine sürmeye çalışıyorsun, bir türlü süremiyorsun. Çok kaslı olduğun için. Biraz yağınızdan ödünç alıyorum. Sırtına sürmeye çalış, süreme. Sedef, gör. Sürmemi ister misin? Yok, sağ ol. Biraz fazla sürdüysem. Sen. Lan ne yapıyorsun? Yağ fazla sürmüşüm. Dur şunda. Bütün karizman gidiyor. Ama ben bir şey yapmıyorum. Oyunu nasıl verdiysem. Biraz kumla kendini o zaman, kumla. Evet, şimdi Sedef'e yürü. Öyle değil. Şey olarak yürü. Buralı mısınız? Evet. Şuralıyım de Sedef. İstanbul'uyum, tatil için geldim buraya. Ha, buralı değilsiniz yani. Yok, değilim. Turist. Çok güzel. Ben de her sene buraya gelirim. Siz nerelisiniz? Ben buralıyım. Masraf olmasın diye buraya gidiyorum tatile. Evim hemen burası. Tight'la yanabiliyor musunuz? Hayır, bu benim tenimin rengi, söyle. Bu benim tenimin rengi. Ha, alt tarafı zenci. Alt tarafı Güney Afrika'da yaktım, üstü daha yeni yakmaya başladım, söyle. Alt tarafı Güney Afrika'da yaptım, üstü yeni yapmaya başladım. O zaman tam bitsin, görüşelim o zaman. Kafam karışıyor şu an. Lütfen. Evet Sedef, topu al, biraz oynayalım mı de. Biraz oynayalım mı? Yok canım, ne işin var? Arkadaşım! O zaman sen hemen birini bulursun Sedef. Sahneye biri gelir, bir erkek gelir sahneye, onunla oynarsın. Kendi evet böyle. Beyefendi, siz oynamaya başlayın, top oynayın Sedef'le karşılıklı. Şu yastığı çekelim mi abi, rahat edin, düşmeyin. Çünkü geçen biri öldü, Allah muhafaza. Evet, karşılıklı top oynarsınız. Bu sırada ufaktan cilveleşmeye başlarsınız. Yakınlaşırsınız. Kestik, kestik.
kaçıyor. Beyefendi sizin isim ne? Haluk. Haluk. Evet. Haluk kız öbür taraf. Şöyle bir oradan kurtarsam bana faydası olacak. Kötü bakıyor, gözü göz değil ya. Gözüm burada Haluk. Niyeti de bozuk. Peki, yani. Tamam. Duruş olsa. Tamam Haluk. Cilveleşin, sonra yakınlaşın. Sonra Edison Hülya Koç yiğit yapın. Arkadaşım sen kıskan, bak. Kıskan! Bak şuna kıskan! Gör, birden dikleş. Dikleş birden. Lan dikleşsene. Git şimdi çocuğa şeyini göster, kendini göster. O da şey yapsın, senden tırsın. Evet. Ah teşekkür ediyorum birader. Gazoz almaya gitmiştim bu arada. Nişanlımı yalnız bırakmamışsın. Çok teşekkür ediyorum. Sen de söyle ne nişanlısı? Vazifemiz canım. Ne nişanlısı? Evet ne nişanlısı ya? Ne ara nişanlandınız ya? Nişanlım değil beyefendi. Ayak yapıyor ya. Dedim gözü göz değil diye. Belli zaten. Bence daha çok yakışıyorlar ya. Ben arkadaşım de... saçmalama. Kız senin kızın. Haluk'u benim... al öne iki dakika. Evladım bu benim kızım. Kızım. Hayır öyle değil. Kız senden hoşlanıyor. İlk siz ben onun ağzından salam çıkardım. Söyle ağzını çocuğa. Ağzını bunu kıracağım ben bunun. Ağzı ha. Ben hayatını kurtardım ya. O benim nişanlım ya. Ağzından ne çıkardın söyle. Ağzından ne çıkardın sen? Allah hayır hayır kızın ağzından. Kızın ağzından ne çıkardın sen ya? Sen çıkardın ulan. Sen çıkardın lan. Buna hayır ulan diyorsun. Sen. Mavili sen çıkardın. Ben çıkardım ya sen. Hayır değil. Sen değil ulan. Mavili. Mavi şortlu. Ben ne buradan? Ben kendisinin hayatını kurtardım. Hamburger yedi, boğuluyordu hanımefendi. Salamı şeyden aldım de. Söyle salamı nereden aldıysan. Ben bunun restoranında mı çalışıyorum, turist miyim burada? Ya salamı nereden aldığını söylesene. Salamı nereden aldın söyle. Hayır sen söyle nereden aldın. Sen söyle salamı nereden aldın. Hayır sen ya. Hayır sen oğlum. Söyle minik sen salak söyle. Salak olan söylesin. Ha o zaman hocam söyleyin nereden aldın hayır, salamı? Hayır sen söyle. Hazır hissediyorum bu kendimi. Bu memleketin salağı sensin. Söyle salamı nereden aldın. Ben salamını içeriden aldım. Çok güzel hamburger. Hayır ulan kızın midesinden çıkardın, elini ha, soktun. Ha. Anlat. Hanımefendi salamlı bir sandviç yiyordu. Boğazına kaçtı. Yanlış mıyım ben? Doğru değil mi efendim? Ama... Yani dinle gözüm mü kaldı ya? Bırak yiyeydin. Hayır ama. Hanımefendi Allah muhafaza ne oluyordu? O sandviçle boğuluyordu. Ben hayatını kurtardım. Hayatımı kurtardı nasıl, ama nasıl silkelediğini değil. Anlat. Nişanlım değil, nişanlım. Nasıl silkelediğini anlat. Ya böyle nasıl silkelendim kendime geldim. Yani korkunç. Kızı nasıl silkelediğini anlat. Kızı duvardan duvara vurdum ya. Bana mısın demedim? Hayır, hayır, arkadaşım. Şeylere gelmemişim. Bana böyle arkadaşım. Evet. Şey Haluk de ki inanmıyorum size de ya. Yok ya bu çok şişik bir şey. Yalan söylüyor bari. Arkadaşım tekrar göster kızı nasıl silkelediğini göster. Ya şöyle oldu işte diye göster. Ya işte ben kızcağızı aldım, geldim. Böyle ters çevirdim. Aşağı doğru silkeledim ya. O silkeledim tekrar. Allah'ım bu mikrofon kesin patlayacak ya. Böyle evet. Silkeledim hayatını kurtardım. Sandviçi çıkardım ya. Pişman oldun mu ya yaptığına? Hayır hiç de pişman olmadım. Kendisi son derece dünya tatlısı bir insan. Ve aramızda bir ilişki var. Birbirimizden hoşlanmıyoruz. Alo posta koy git. Ya bırak Allah'ını seversen. Sana kim baksın? Evlat olsan sevilmezsin. Tipe bak ya. Arkadaşım. Şey için, korkutmak için Haluk vücudunun çeşitli yerlerini göster. Bu yapacaklarımdan ben sorumlu değilim. Şimdi tam vallahi olarak ne demek istediğini ben anlayamadım. Sonrasından da ben... Tam olarak ne demek istediğini ben anlayamadım yani. Bunu bana biraz daha açık izah edersen çok sevinirim. Haluk, gir lan de git yerine. Ya bırak Allah'ını seversen. Bak yumuşamış zaten her taraf. Görüşürüz. Evet Haluk, alkışlarla yerine gönderiniz. Ezgi, Ezgi gel abinin yanına yat. Abi mi? Evet, sen Ezgi'nin abisisin. O da vücutçu mu? Hayır. Şey Sedef, sen şimdi çocuğa yakınlaş biraz. Yat abinin yanına. Söyle abi senin şezlongun hangisi sor. Abicim senin şezlongun hangisi? Yok, ben Defne'de kalıyorum. Sedef'te kalıyorum, pardon. Siz ne ara öyle kol kola oldunuz? Yakınlaş dediniz ya. O kadar da yakınlaşma, senin amacın ne ya? Bir anda yürüyorsun. Evet, arkadaşım şimdi kız kardeşin gelince ona posta koyuyorsun, delikanlılık yapıyorsun. Üstünü açmak yok, mayo giymek yok, güneşlenmek yok. Anlat kıza.
Abicim şezlongun hangisi? Biraz yatacağım da. Ya benim şezlongum o ne de şimdi? Bu nasıl bir kıyafet ya? Eski bu nasıl bir kıyafet ya? Abi... Bizim ailede gördüğümüz kıyafet bu mu ya? Ama bikini giyme dedin elbise. Bikini? Ya böyle çıkamazsın halkın arasına, böyle çıkamazsın. Ne ayıp şey şimdi? Enteresan insanlarla karşılaşıyorum ben burada. Demin Haluk'la karşılaştım. Seni böyle... Bittiği zaman devam edeceğiz. Bir 800 kişi buradayız da şey yapacağız. Böyle çıkamazsın ya. Ne demek istiyorsun? Ben senin abinim. Seninle bunu 50 kere... Eski ağla. İçine ağla. Şu araya. Asıl oradan... oradan... İçine ağla Nasıl Eski. Nasıl bir insansın sen? Bir daha içine ağla. Sedef. Sedef devreye gir. Ne yaptın kıza diye. Biz ne de iki erkek kıza? Kardeş tatile geldik işte. Ah üzülme. Gel. Gel, burası benim şezlongum. Buraya uzanabilirsin. Ve... Ay Haluk, sen de buraya gel. Arkadaşım! Evet, sen kabadayı kabadayı... Bu çok kaba bir davranış. İnsan böyle davranır mı kardeşine? Şimdi tamam da... Ona da koy postayı. O da sevgilin artık senin. Vurayım mı? Hayır. Sert yap ona da. Maço yap. Ya ne demek canım Allah Allah. Ailemizin kuralları var. Görgü kurallarımız, ahlak kurallarımız da bizim yani. Ay ben seni hiç böyle bir adam olarak tanımadım. Silkelerken iyiydim. Tam o sırada... Ezgi, sen güneşlenmek için yatarsın. Arkadaşım, sen gene Ezgi'ye çeşitli şeyler söylersin. Öyle yatma, böyle yat, şöyle yatma, şöyle yat diye. Öyle yatma, böyle yat, şöyle yatma, böyle yat. Arasından çık işin içinden şimdi. Tam o sırada... O ne be? Sedef, sen de yat. Yan yana yatın arkadaşım Hayatımda Sedef'le. Hayatımda böyle balen görmedim. Yan yana yatın Sedef'le. Sedef, evli misin? Değilim. Ha, tamam. Ağzım burnumu kırmasınlar da. Evet, yan yana güneşlenirsiniz. Sedef, şuram yanmadı. Biraz o taraf, ikiniz de o tarafınızı kaldırın, o tarafınız yansın. Şuram yanmadı. Şöyle bir dönsek mi? Senin de şuran yanmadı arkadaşım. Bak, senin de şuran yanmadı. Bir dön. Hadi be. Yenge, nereye yakmaya çalışıyorsun? Şortu biraz... Sedef, söylesene, de ki böyle yanma. Şortu biraz yukarı çekti. Böyle yanmış. Şortunu biraz açalım. Sen şu mikrofonu bir sigortalatsana. Gözünü seveyim. Şortu biraz yukarı çek arkadaşım. Evet, iyice yansın bacakların. Tam o sırada can kurtaran gelir. Sahilde dolaşmaya başlar. Can kurtaran gel, artist bir şekilde bak ve dolaş sahilde. Gelir sahilde, suyun sıcaklığına bakar. Suyun sıcaklığına bakar. Musluk suyu, musluk suyu. Ayakkabıyla mı bakıyorsun biraz suyun sıcaklığına? Ya ben içeride dondum zaten ya. Elinle bak, omuzlarına sür suyu. Omuzlarına sür, çok iyi hisset. Vallahi. Bu daha iyi hissediyor. Tamam. Ve bir hareket yaparsın. Pazuları, sırtı falan göster. Tripeps, fifeps, fofaseps. Tripeps mi? Wow. İşte bunlar hep yapma. Gelirsin. Evet, şemsiyenin yanında durursun. Ezgi, sen gözünü alamazsın çocuktan. Arkadaşım, sen gör Ezgi'den rahatsız ol. Gör Ezgi'yi, çocuğa baktığını. Sedef, sen de onu durdurmaya çalış. Ezgi'ye bir şeyler at. Allah Allah. Güneşlenelim, gel. Allah Allah ya. Gel, gel. Hep ya burada kardeşim, mı güneşleniyorsunuz? Burada bu varken ona bakılır mı ya? Arkadaşım! Senin kız kardeşine bakıyor adam. İşte ben de ondan... Senin kız kardeşin de ona bakıyor. Maçosun sen. Tamam, ben de diyorum ki ona bakma, buna bak diyorum. Ya niye ona baksın? O da senin sevgilin. O zaman bir ona bak, bir ona bak, karar ver. Hayır arkadaşım, ikisine de bakmayacak. Maçosun sen. Miniye bak. Hayır ulan. Baktırma bir yere. Sen şimdi adama kalk, gider yap. Gel güneşleyelim hayatım, yatalım bir dakika, biz. Bir dakika. Yok, olmaz lütfen, öyle. Lütfen Sedef, bir dakika ya. Bu kadar da değil artık yani. Biraz modern olayım dedim ama bu kadar da değil yani. Şort çok modern oldu yalnız. Murat Bey'in mikrofonuna bakın hemen. Evet. O değil de biri benim donuma baksa iyi oluyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gider yapıyorum. Saçmalama. Adama gidip gider yapacaksın. Ha. Ben bu kadar modern değilim kardeşim. Seninle iki dakika konuşabilir miyiz? Ben bu kadar miyiz? Modern değilim kardeşim. Ben normal bildiğin alafranga gider yaparım yani. Böyle buradan falan... Arkadaşım! Git, de ki seninle iki dakika konuşabilir miyiz de Murat Bey öyle bir elini sık ki kanı kesilsin. Evet, çağır, öne çağır, öne.
Birader çok üzülüyorum. Şurada biraz konuşabilir miyiz? Elini sık. Kanını kes Murat. Öyle bir sık. Hayır. At. Ha. Merhabalar benim. Bence hangisini istiyorsan hak ettin. Arkadaşım elini sıkınca sen dizinin üstüne çökersin. Neredeyse yere. 20 yıllık kadın dostumu paramparça etti. Şimdi. Evet Murat. Murat sık tekrar elini. Kapat. Sık tekrar elini. Sen dizinin üstüne çök yere. Abi 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 diye çök dizinin üstüne. Bana bana bana. Ne? Abi 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 diye dizinin üstüne çök. Abi abi. Abi abi abi. Ne oldu? Ne oldu? Ay abi. Beyefendi abime ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum, elini sıkıyorum. Sıkmayın o zaman. Özgi bıraktır elini, çabuk müdahale et Ezgi. Ay lütfen, lütfen bırakın. Aa, abicim iyi misin? Siz ne kadar yumuşak elleriniz var ya. Teşekkür ederim. Arkadaşım, kız kardeşin elini tutuyor. Tutsun, belki tutmasın da. Lan saçmalama. Bana ne, onun problemi o. Arkadaşım, o senin kardeşin. Ezgi söyle, ay, ne yapıyorsunuz bakayım elime? Ay elime ne yapıyorsunuz bu beyefendi? Bu nasıl bir kadın ya? Ya bu ne şefkatli bir... Arkadaşım, UFO oldu de söyle. UFO'ydu, gördünüz mü? Hayır, elim UFO oldu de kıza. Ha, elim UFO oldu. Aa bak, öbürüne nasıl... Hayır, hayır. UFO oldu, UF. UFO oldu, elim UFO oldu. Yok elimi. Ben ama nasıl... bir anda kardeşinin elini tuttuğunu görünce tekrar dikleşirsin. Ben galiba kendimi tam olarak anlatamadım. Bu abim mi? Maalesef. Biraz hormonlu gördüm. Öyledir. Senin elin ne oldu? Demin sıktı da. Ayağında mı etti? Şimdi o yüzden bu taraftan ters konuşacağım. Evet. Şimdi çocuğu şeye davet et. Yüzmeye davet et. Baş başa yüzelim mi? Hayır var öyle değil. Kız kardeşini arkana al. Atla bakalım. Öyle ne yapıyorsunuz siz ya? Kız kardeşini arkana al. Bir dakika şöyle gelir misin? Şimdi birader, dakika bir gol bir. Yeni tanıştık, daha tanışmadık bile. Kendisi kız kardeşim. Öyle mi? Yani nasıl bir şey var kafanızda ben anlayamadım. Buraya 40 yılda bir tatil yapalım. Nişanlım, kız kardeşim. Nişanlım ve kız kardeşim. Şimdi bu taraftalar. Evet. Yani ben biraz daha ilişkilerin daha seviyeli olması taraftarıyım. Buna dikkat edersek çok teşekkür ederim. Murat, deş onu biraz. Nasıl mesela? Nasıl olacağız yani seviyeli yani? Biz aradan mı çekileceksin? Ne olacak? Biraz da bana bak! Arkadaşım! Ya yapma şunu ya. Yapma şunu ne olur. Peki, nasıl olacağız mesela? Ne kadar ilerleyebilirsin sor. Ben mi sorayım? Sen sor sen. Ya ne kadar ilerleyebilirim? Elimi tutarım. Ben kardeşinizle nasıl ne kadar ilerleyebilirim? Kardeşiniz ilerliyor. Kardeşim zaten benim çatal düşmanım. Yani şimdi kendisi yetişkin bir kız tabii ama ben de bir abiyim netice itibariyle. Evet, yani, maço ol. Maço ol biraz. Konuşurken ağzın burnun sağa sola gitsin gelsin. Şimdi gönül ister ki tabii her şey güzel olsun. İçmiş miyim ben? Niye? Hayır. Güneş maço olunca ağzın burnun sağa sola gider. Gider. Yani şimdi ben tabii abi de olsam neticede itibariyim. Yani itibariyle gönül insanıyım. Kardeşim de mutlu olsun isterim. Fakat karşısında kim var onu bilmiyorum. Abin Türk mü? Evet. Türkçe konuşmuyor gibi geliyor. Hiç anlamıyorum ne diyor. Ben dolayısıyla onun güzel, tatlı bir insan. Aniden bir hareket yap Murat. Ay! Ben mi yapayım ona ani hareket? Hayır, o sana ani hareket yapacak. O bana yapacak. Evet, konuşurken aniden hareketler yapıyorsun. Kardeşimin de seveceğin en az benim kadar kadına değer anam. Lan adama yapıyorsun hareketi. Ha. Altına yapmıyorsun salak. Ama netice itibariyle görünce bir korktum. Adama yapıyorsun hareketi. Evet. Sonra bir koyarsın yumrukla göğsüne, elin büzüşür. Evet. Buyurun. Dolayısıyla da kardeşime karşı biraz daha saygılı olmanı bekliyorum. Abi. Yok değil mi? Ne yapıyorsanız yapın lan. Lan gel buraya. Gel buraya. Gel buraya ağlayarak insan vücudunu bu kadar sert yapar mı ya diye ağla. Ya vücudunu bu kadar sert yapar mı ya? Ama ben gönlünü, bir şey yapmadım ama. Ama gönlünü alman lazım. Eli kolu mahvoldu adamcağızın. Niye? Hoş duruyor böyle. Evet, sen arkasına geç. Kollarını ensesine al. Bir kere silkele düzelsin. Bunu mu? Evet. Ya elim sakat. Sırtımı niye... Komple şeyi böyle düzeltecek metabolizmayı. Yok, komple falan değil. Elinde problem.
Olsun, metabolizmayı düzeltsin. Komple silkeliyorum. Bence artık yemeğe çıkabiliriz. Aramızda gizli saklı kalmadı. Saçmalama arkadaşım. Sedef, gülmeyin sahnede. Ezgi, ne gülüyorsun? Hayır, evet, hocam. Evet, Mevlüt'e geldik. Herkes gülüyor. Evet arkadaşım, sen hala maçosun ve diyorsun ki... Ya sen... nereye maçoyum? Adam beni patates çuvalı gibi silkeledi. Fark etmez. Düzel, toparla kendini. Bütün bunlara rağmen ben kardeşimle... Evet. Bütün bunlara rağmen ben kardeşimle yemeğe çıkıyorum. Hayır ulan! Kardeşine koy postayı. Bir tane çak, sevgiline söyle. Yatın ara. Adama söz geçiremiyorsun, onlara posta koyuyorsun. Sizin kadına karşı tutumunuz, bayıldım ben. Örnek almak. Yazıklar olsun sana, yazıklar olsun. Sen, abicim yok bana. Abi kızma ne olur. Ya nasıl iki dakika önce tanıştın adamla be. Bu ne samimiyet ya? Bir şey yapmadım ki. Şşş, ne oluyor ya? Yok bir şey ya, biraz sabrını deneyim. Arkadaşım! O benim kardeşim, ikimizin arasındaki şey. Söyle. Konuşma, o benim kardeşim. Hayır, o da değil. Kardeşini sattı. Posta koy adama. Posta mı? Ya nasıl koyayım, adam beni paket eder ya. Ya işte her seferinde mesela göğsüne kafa at, kafan acısın falan. Evet. Yalnız bunu ben bir kere yaptım, gerçekten acıdı. Ya gene yap işte. Ama vur gene... kafayı, yere düş kafayla beraber. Ya sen kardeşime kar, ben sana yapma diyorsam yapma. Anam. Anam. Abi. Abicim. Ezgi'cim sen Murat'a git. Ya ne yapıyorsun diye. Ya ben bir şey yapmıyorum ya gerçekten. Ne yapıyorsun ya, ama bakar mısın abim? Ezgi ya? Sen de gerekeni ama yap ona. Her şeyi böyle ama sen abime her defasında. Oh. Ya kaç oldu bu ya? Ben nişanlıya yöneleyim artık. Tutayım tutayım diyorum Murat da Bey, yani. Murat Bey siz çok çok etkilendiniz kızdan. Size kafa atınca o kadar etkilendiniz ki. Ver müziği. Budur ya. Aradığım şey bu benim işte. Bu mu? Evet. E gel. Arkadaşım gir devreye. Kız kardeşinin beni arkasına sabah geç. Sabah kadar döver misin? Hayır. Kardeşinin arkasına geç. Ne ben oldu kafayı sana? Kafayı vurunca benim gitti. Uyan bebeğiz ya, uyan. Sedef ağlamaya başla. Ne yaptın sevgilime diye. Ne yaptın sevgilime? Bir saate kendine gelir. Genelde bir saat sürüyor. Arkadaşım geç bir Ezgi'nin arkasına. Ezgi'nin görünmüyor. Arkasından posta koy çocuğa. Yeter. Uzak dur bizden. Sen Sedef de gel kız buraya. Gel buraya. Sedef hallediyor. Gel buraya sen de gel. Arkalarından kızları öne al. Arkalarından ha, şey posta koy. Yazıklar olsun. Seni bir daha buralarda görmeyeceğim hocam. Seni buralarda görmeyeceğim. Şimdi girip biraz kelebek yüzeceğim. Çıktığımda burada olma. Evet sen kelebek yüzmeye başlarsın. Arkadaşım, sen kelebek yüzerken birden boğulursun. Boğul! Öyle ölme hemen, boğuluyor gibi ol. Ay! Boğuluyor. Abime yardım edelim. Can kurtar. Ben yüzme bilmiyorum. Arkasından yüz, arkasından yüz Murat. Evet, kurtar. Sen can kurtaransın. Kalçadan yakala, kalçadan. Çek! Çek, şortu çıksın. Bence iyice bastırsın ya. Dur, dur, kestik, kestik. Murat, önce atlıyorsun, kalçadan yakalıyorsun şorttan. Bir çekiyorsun, şort çıkıyor. Allah! Daha neler? Zaten öleyim artık. Ya altında bir şey yok mu? Çünkü su soğuk, su soğuk. Altında bir şey yok mu? Ondan mı korkuyorsun lan? Su soğuk. Olsun burası bir şey çeşme. Antalya olsa çıkarsın. Çeşmede şort kalmalı. Tamam, şort biraz sıyrılır. Sen elinle şortu tutarsın Can Avni ile arkadaşım. Evet, atladın. Aa, abimin, aa. Arkadaşım, şortu kurtarsana, şortu tut. Can Avni ile, ne yapıyorsun? Hangisi şort, hangisi bu anlamıyorum ki ben. Tut şortu. Sen aşağı indir, o yukarı çeksin. Arkadaşım, suyun içinde, suyun içinde bağırırsın o şortum diye bağır. Dur. Bir şey söyleyeceğim, beni aracı olarak asıl amaç benmişim, kızı kullanmış. Hayır. Evet, şimdi üstüne atlarsın Murat. Üstüne atla, iki kere timsah çevirir gibi çevir. Çevir iki kere yerde. Ne timsah, yapayım? Timsah gibi çevir yerde. Çevir suyun içinde. Evet.
Evet, şimdi sahile çıkar. At sahile, at sahile şunu. At sahile. Bayılmışsın arkadaşım, baygınsın. Hemen suni teneffüse geç. Ay, bayıldım bu yaptıklarına. Suni teneffüs. Kime? Tabii ki şeye, Tolga'ya. Suni teneffüs. Niye suni teneffüs yapıyorum ben? Ya boğuluyor. Eski boğulsun. Desene, şey kardeşimi boğdun, teneffüs yaptı. Ölüyor kardeşim. Kardeşimi boğdun, çok yoruldun. Hadi 5 dakika teneffüse çık. Olmaz. Teneffüs yapalım. Ezgi, atlasana abinin üstüne. Beyefendi, atlayayım mı üstüne? Atla üstüne. Abim ölüyor, abim diye atla. Abim ölüyor. Abinin üstüne atlama lan. Abinin üstüne atla. Artık en soğuk suya bile girebilirim. Niye? Niye? Sedef. Sevgilim ölüyor. İkiniz sevgilim. Atlayın. Ezgi atlasana. Sevgilim kurtar sevgilimi. Aa, ne yaptın ona? Üstüne abi, atla Ezgi. Ya bir şey söyleyeceğim. Abim kurtulur, abim diye ya. Atlasana. Abim. Anam. Şey Murat bas karnına. Önce ağzından suyu çıkar. Dur bir karnına basayım. Bir su çıkarayım. Arkadaşım ne yapıyorsun? Suyun içinde miyim ben? Hayır seni çıkardılar kıyıya. Karadayım tamam. Ağzından su çıkar. Bu suni teneffüs yapacak mıyım? Yapacaksın suları çıkar sonra. Bence şu an ayıldığım andır. Hayır, yap suni teneffüs. Çok suni olacak bu. Fark etmez. Ölüyor, abim ölüyor. Kurtar diye Ezgi, yalvar Murat'a. Abim ölüyor, yalvarırım. Kurtar onu. Kurtar sevgilimi. Ne olur üstünde bir sevgili buldum. Ya. Murat, yapış! Abi buluruz ya, ne olacak? Ya yapış şu an. Sevgilimi kurtar. Bir adam kurtar ölüyor ya. Sevgilimi. Ya ben geldim bununla suni teneffüs yapmaya mı geldim? Ne ya? Olur. Ben sonra seni içeride öptüreceğim, lütfen. Neyse ki bu aranızda. Evet. Siz mi öptüreceksiniz? Yaptım suni. Karnına bas. Suni ver ağızdan havayı, karnına bas. Arkadaşım sen de tepki ver. Ezgi istersen orada durma. Çünkü karnıma çok bastırıyor. Arkadaşım tepki versene adam sana. Birazdan vereceğim tepki. Adam sana suni yapacak. Sonra toprakla üstünü örtün kumla. Arkadaşım kalçadan yukarı zıplarsın. Ne yaparım? Kalçadan. Ve abi ölür. Mutlu bir şekilde yaşarlar. Arkadaşım yapma şunu ya, lütfen. Gerçekten biri lazım kurtarmak için. Arkadaşım sana karnından bastı. Ne yapıyorsun? Mutluyum. En azından Mesut öldüm. Karnından, herkes öptü. Karnından bastır zaman kalçadan yukarı zıplar düşersin. Evet. 3, 2, 1. Bastır karnına. Sedef bağır. Sedef ağla. Gitti sevgilim. Yapsana bir suni teneffüs ya. Sensin can kurtaran. Ben mi yapacağım? Ben kendi canımı burada korkutum. Ağlayacağına gelip kendi teneffüs yapsa ayılacağım. Evet. Yapış. Suni teneffüsü uzat biraz. Uzatayım mı? Evet. Sevgilim. Fransız teneffüsü. Ezgi sen de ayaklarından kaldırsana çocuğu. Abi, abicim. Bunun içi boş, çok hava gidiyor. Abicim. Sen ne gerçekten s**acağım birazdan. Ben çözerim. Evet arkadaşım, yavaş yavaş kendine gel. Ağzından su çıkararak kendine gel. Ay yaşıyor, yaşıyor. Yaşıyor mu? Allah. Kalk. Kalk, şimdi canını kurtar, hayatını kurtardı senin. Adama karşı değiş. Değişme. Ne yapıyorsun? Adama yürüyorum. Ya yürüme arkadaşım, değiş ona karşı. Ya Ezgi sen niye milletin kalçasındasın devamlı? Çok üzüldüm. Pilci misin sen? Benden hoşlanıyor. Evet arkadaşım, şimdi tekrar adamla konuş. De ki sen ne delikanlı bir çocukmuşsun falan. Sen gerçekten tahmin ettiğim... Bu ilişki çok ses getirecek demiştim. Gerçekten... Ne yapıyorsunuz? Nereye mi söktünüz ya? Nereye soktular? Gerçekten tahmin ettiğim gibi bir insan değilmişsin. Seni sevdim. Mertsin, kalendersin. Allah ne muradın varsa versin. Amin. Yo. İnşallah... Ezgi söyle. Abi yani şimdi sor. Abi yani şimdi... Tamam, yani konserine gideceksiniz ikiniz beraber. Ve çok eğleneceksiniz. Ezgi sizi... söyle. Abi yani şimdi... Abi yani şimdi, yani... Ay... Ne? Yani... Ne saçma bir diyalog yani ya. Yani şimdi Ezgi, hadi! Yani şimdi... Hadi Ezgi! Hadi ben!
Hadi. Hadi. Ya yani şimdi ben bu çocukla. Yani şimdi ben bu çocukla. Ay olacak şey değil. Yok yok, benim için bir sakıncası yok. Kendisi hayata kıymet veren biri. Beni böyle kurtardıysa senin için canını verecektir. Abi teşekkür ederim. Hadi bakalım, yolunuz açık olsun. Sağ ol abiciğim. Sağ ol. Hadi bakalım. Sen de Sedef'i alırsın yanına. Ha öyle mi? Silkeliyor muyum? Hayır, Sedef'e söyle. Sedef, benimle bir evliliğe, mutluluğa falan bir konuşma yap kıza. Sedef, benimle bir evliliğe, mutluluğa, hiç olmadı kanasta manasta oynayalım, bir şey yapalım. Sedef söyle, sen ne biçim erkeksin be? Az önce boğuluyordun, çocuk hayatını kurtarmasaydı. Tıs de git. Sen ne biçim erkeksin be? Az önce boğuluyordun. Çocuk hayatını kurtarması olmasa bu hayatta bile olmayacaktın. Tıs! Alkışlarla gider yerine. O tıs ne? Ne? Son hava mı kaçırdın? Ne tıs? Ay tıs diyor gidiyor sana. Ha büyük anlam. Evet tıs yap git Sedef. Sedef son öpüşürsün. Tıs. Aa canım. Arkadaşım sen şimdi ağlayarak gelirsin Murat'a doğru. Abi ne oldu? Murat git yanına teselli et şunu lütfen. Sarıl göğsüne koy kafanı. Boş ver üzülme gel gel. Anlat. Sana neleri buluruz neleri. Ama tıs diye gitti boş ver ne yapacaksın? Evet. O kadar sevdim ki. He? İnsan birazcık bir dinlemez mi? O kadar sevdim ya. Ne diyor bu? Ben hiçbir şey anlamıyorum ya. Çok sevdim diyor hayatım. Sırtına nasıl yağ sürdüğünü göster. Sırtına böyle kendimi böyle şezlonga yağ döktüm. Üstüne böyle süründüm. Anında o kadar kolay ki kendini öyle süründüm. Kızı anlat. Altı siyah üstü beyaz anlat. Kızın altı siyah üstü beyaz. İnanılır gibi. Evet. Çok daha zor bulunuyor onunla. İnanılır gibi değil bu. Şey yapım, ortak yapım. Çok tatlı bir şey. Evet. Ama olmayınca olmuyor. Allah sizi mesul etsin. İnşallah her şey gününüzce olsun. Ezgi, abine ağlarken senin de işlenirsin. Sarıl abine sen de. Abicim benim, canım abicim benim. Tamam üzülme ne olursun. Çok güzel bir aile. Ay. Canım abim, tamam. Büyük alkışla. Bizim salak Murat Başoğlu'nu sahnenin önüne getirir. Murat Başoğlu. Artık biraz yüzebilir miyim ya? Bütün gün güneşin altında. Kalı mısın sen? Sana diyor. Sana diyorum. Üstünü başını bir düzelt. Baldırın çıkmış. Baldırı çıplak. Baldırı çıkmak o. Peki. Yüklen. Ezgi Mola'yı göster seyirciye. Ezgi Mola. Ve Tolga Çevik. Estağfurullah. Murat Parlak. Özer Atif. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoş geldin arkadaşım.